Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sabah Sporu'ndan herkese günaydın. Saatlerimiz 7, 4 dakika geçmekte. Bugün 4 Şubat Cuma, haftanın son iş gününde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Kısa bir özetle başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Antalya Spor'da önemli bir transfer oldu dün. Luis Adriano, 34 yaşındaki golcü, Antalya Spor'a katıldı. Antalya Spor için bundan sonra ter dökecek Luis Adriano, Brezilyalı golcü. Hepimiz onu Shakhtar'da tanıdık. Daha sonra Milan'a gitmişti. Ardından bir Rusya macerası ve son olarak da ülkesinin takımlarından Palmeiras'taydı. Antalya Spor düşme hattında bu hafta Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak Luis Adriano'yla kadrosunu güçlendirdi. Galatasaray iki transferini birden açıkladı. Erik Pulgar, Galatasaray'ın yeni 6 numarası, Şilili milli takımdaydı Dünya Kupası elemeleri için. Ayağının tozuyla İstanbul'a geldi, imzayı attı Pulgar. O da artık bundan sonra sezonun geri kalan bölümünde Galatasaray için ter dökecek. Diğer yanda Semih Kaya, Galatasaray altyapısından yetişen stoper, 1991 doğumlu, artık 30-31 yaşına geldi Semih Kaya. Üçüncü kez Galatasaray'a geldi Semih Kaya. Yeni Malatya Spor'la sözleşmesini feshetmişti. Semih Kaya da Galatasaray'ın bundan böyle stoper rotasyonunda yer alacak. Dün Fenerbahçe'de Konferans Ligi kadrosu belli oldu. Biliyorsunuz takımlar ayın ikisinde, gece 02'de kadroları vermek durumundalardı. Fenerbahçe'de Crespo ve Diego Rossi kadronun dışında kalan oyuncular oldu. Genç oyuncu Burak da yine UEFA kadrosuna yazılmadı. Özellikle Crespo'nun dışarıda kalması bayağı bir tartışma yarattı sosyal medyada. Ama akabinde Crespo'nun dışarıda kalmasının finansal fair play kurallarıyla alakalı olduğu yazıldı. Önceden kadroda olmayan Serdar Dursun listeye dahil edildi. Aynı zamanda yeni transfer Ozan Tufan da yine Fenerbahçe'nin Konferans Ligi, yani Avrupa kadrosuna yazılan isimler oldu. Afrika Uluslar Kupası'nda dün son finalist Mısır oldu. Mısır ev sahibi Kamerun'la karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 bitti. Penaltılarda Mısır 3-1 kazandı ve finalde Senegal'in rakibi oldu. Final karşılaşması pazar günü ayın 6'sında saat 22'de oynanacak, Senegal-Mısır, ve böylece Afrika Uluslar Şampiyonası'nın da şampiyonu belli olacak. Dün özellikle Abubakar'ın Salah'la ilgili sözleri çok fazla konuşulmuştu. Salah öyle beni çok fazla etkilemiyor demişti Abubakar. Kamerun'un maç içerisinde iki kez direğe takıldığını biliyoruz ama Mısır bir şekilde işi penaltılara götürdü ve finale yükselen takım olmayı başardı. Bununla beraber Galatasaray'da Omar koronavirüse yakalanan oyuncu oldu. Trabzonspor'da da Başkan Ahmet Ağoğlu yine koronavirüse yakalanan kişi oldu. Her ikisine de tabii geçmiş olsun diliyoruz. Süper Lig'de hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Onları da size hatırlatacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, herkese bir kez daha günaydın. Saatlerimiz 7.15. Özeti yaparak başladık. Şimdi biraz daha detaylara bakacağız. Barış abi günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süper Lig'de yeni hafta bugün başlıyor. Sanki böyle Antalya kampları, transferlerle beraber sanki sezonun ortasıymış gibi hissettirdi çoğu futbol severe. Normalde bir milli ara olmasına rağmen işin içine transferler ve Antalya kampları girince biraz böyle sanki sezon arası gibi hissettirdi. Şimdi artık sezonun son 15 haftası oynanacak. Biraz takımlarla ilgili genel konuşmak istiyorum Barış abi. Mesela bundan sonrası için neler beklemeleri lazım büyük takımların sezonun geri kalan bölümünde? Farklı hedefler var. Mesela şimdi Trabzonspor ligin en rahat takımı. Trabzonspor şu an
puan ortalaması olarak, işte mağlubiyet sayısı, galibiyet sayısı, attığı gol, yediği gol hepsinde zirvede. Konyaspor'un bir maçı eksik, 9 puan geride. Eğer o maçı kazanırsa, ki o maçta Başakşehir'le Konyaspor'un, onu da söyleyelim. Puan farkı 6'ya iniyor ama Konyaspor'da da çok öyle bir hava yok. Şimdi Trabzonspor'da 8 transfer yapıldı. Eksikler giderildi. Genç oyuncular takviye edildi. Avrupa yok Trabzonspor'da. Türkiye Kupası var. Evet. Trabzonspor Süper açısından Ligi var. Trabzonspor açısından ben Trabzonsporlu birkaç arkadaşım var. Samimi arkadaşım var. Onlarla sohbet ederken şöyle bir konuşma geçmişti. İşte artık dedim şampiyon oldunuz dedim. Yani ben hani artık bunu şey yapmaya gerek yok dedim. Bu sene şampiyon oldunuz dedim. Arkadan gelen de yok dedim yani. Gelebilecek hali olan da yok dedim yani. Kimse de öyle bir hava da yok dedim yani. Herkes... Kimsenin takatı yok. Tabii tabii. Kimse oralara bakmıyor zaten. Yani herkes toparlanalım, biraz daha yakışıklı top oynayalım, eli ayağı düzgün iş yapalım, önümüzdeki senenin planlamasını yapalım diyor Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Öbürleri de zaten dedim yani Başakşehir, Konya falan var. Trabzonspor buradan bırakmaz bu kadroyla ve bu yakaladığı momentumla. Bu ne kadarki performans da onu gösteriyor. Bir tanesi döndü dedi ki, ya dedi işte Trabzonlardan biri, Konya dedi 6 puan oluyor kazanırsa, Başakşehir yenerse falan dedim. Ya sen Konya'yı falan hesaplıyorsan dedim, yani çekiniyorsan 6 puan hani az fark var falan. Ya buradan Konya şampiyonluk vereceksen o zaman kapat dükkanı git dedim yani. Yok zaten dedi buradan şampiyonluk kaçarsa dedi, zaten dedi bizim dedi stat dedi denizin kenarında biliyorsun dedi. O parça öyle kopar, öyle adacık gibi gider dedi oradan dedi. Ayrılır dedi, Trabzon'dan ayrılır dedi o tesisler stat dedi. İşte güldük ona. Doğru bir yaklaşım bence. Doğru bir yorum. Bir ufak bir ada daha Karadeniz'de. Bu anda oluşuverir. Artık Trabzon mu komple ayrılır? Evet. Yoksa o sadece stat mı ayrılır anakaradan ve denize doğru böyle yol alır? Onu bilmem. Dolayısıyla bunlar çok zor ihtimaller. İddianın uzun vadeli oranlarına da bakarsanız, ki sen hatırlarsan burada Mert'le de beraber sezon başında iddia oranları, bahis oranları, uzun vadeli oranlar açıklandığında Trabzonspor'a layık olduğundan fazla oran verildiğini ve bu orandan almaya değer olduğunu değerlendirmiştik. Yani çünkü Hamşikler, Bakasetaslar, Envakameler falan dediğinde gerçekten iddialı bir kadro var. Cornelius'un da transferi de vesaire. Biz o zaman Trabzonspor elbette şampiyonun favorisidir diyemedik ama o kadar erken öngöremedik bunu ama Trabzonspor bu orandan 1-5, 1-7 gibi oranlar veriliyordu. Fener, Beşiktaş, Galatasaray birbirine yakın olmakla beraber 1-3 civarıydı hatırlarsa dinleyicilerimiz. Bunları konuştuğumuzda, değerlendirdiğimizde daha sezonun başını konuşuyorum yani. Puan cetvelinde herkes sıfırken biz Trabzonspor'a bonkör oranlar verildiğini, uzun yıllardır şampiyonluğu olmadığından bunun olduğunu ama bu kadronun şampiyon olabilecek bir kadro olduğunu, şampiyonluk mücadelesinde en azından yer alacağının neredeyse kesin olduğunu, bu yarışın içinde olacağını, bitirebilir mi bitiremez mi onu bilemeyiz, diğer takımlara da bağlı falan demiştik. Fakat çıkan tablo çok erken bir şekilde bir kopuş ortaya koydu ve zaten Trabzonspor'un oranları da çakıldı. Yani Trabzonspor'un lehine dibe vurdu. Şu an 1.05. 1.05 veriyor Trabzonspor'a diyor ki iddia oranları. Biz diyor Trabzonspor'un şampiyonuna bir bahis açmıyoruz. Yani açarsak da 5 kuruş size veririz. Yoksa diyor artık buradan diyor Trabzon şampiyon olur demek marifet değil diyor. Buna bir para biz size veremeyiz diyor. Biz diyor hayır kurumu değiliz. Biz bahis şirketiyiz diyor iddia. Şeyi bu, Türkçesi bu. Verilen 1.05 oranın. Bu oran 1'e 5 ile 1'e 7 arası bir yerdeydi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 1'e 3, 2'ye 50, 2'ye 75, 3'ye 25. Oralarda kendi arasında Fener, Beşiktaş, Galatasaray'dı. Şimdi bakıyorsun Fener'in, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın şampiyonluklarına servet veriyor. Fenerbahçe 18, Beşiktaş 20, Galatasaray 500. 18, 20, 500. Bunlar servet. Dolayısıyla bunların şampiyon olamayacağını gördüğün noktada acaba diyorsun Başakşehir, Konya ne yapabilir? Bakıyorsun şimdi Başakşehir de geride kaldı ki fena değil Başakşehir'in momentumu Emre Belözoğlu geldikten sonra ama son iki maç kaybedince aradaki fark açıldı. 20 puan var şu an. 20 puan oldu. Şimdi 20 puan da Başakşehir'in kapatması da artık. Çünkü bir 7-8 puan fark Başakşehir'i yarış içinde tutardı. Başakşehir de şampiyonluk görmüş takım. Emre Belözoğlu'da yakaladığı bir hava var. İyi bir kadrosu var. Ama Edin Visca'nın Trabzon'a gidişi beraberinde 20 puanlık farkın ve
arka arkaya Başakşehir'in puan kayıpları yaşaması, hem de mağlubiyet alarak bu kayıpları yaşaması, bir Konya kaldı. Konya'da Başakşehir'le oynayacak. 6 puan fark var. Şimdi Trabzon takımına bak, Konya takımına bak. Trabzon takımının kurumsal hafızasına ki defalarca şampiyonluk görmüş, 4. büyük olarak adlandırdı. Senelerde şampiyon olmasa bile bir Trabzonspor nerede, Konya nerede? Dolayısıyla kadro kalitesi arasındaki fark, ortaya koyduğu futbol arasındaki aradaki fark baktığında Konya'nın bu yarışta Trabzonspor'a kafa tutması çok çok zor. Konya'nın şampiyonuna ne veriyor? 18. 1-18 ve düşün, arada 6 puan fark olmasına rağmen. Düzeltiyorum. Kaç? 7-50. Fenerbahçe 18. Fenerbahçe 7-50. Arada 9 puan fark, 6'ya inme ihtimali var. 6'ya inme ihtimali var. 1'e 7.50 oran veriyor. 1'e 7.5 da çok yüksek bir oran. O da bir servet. Anlatabiliyor muyum? 1'e 7.5 az oran değil. Biz normalde iddiada haftalık bültende 1'e 7.5'a bir takıma oynamıyoruz. 1'e 7.5'un karşıdaki takıma oynayalım mı oynamayalım mı diye hesap kitap yapıyoruz. Oranı handikapa taşıyıp yükseltiyoruz. Favoriden yana olalım. Güçlüden yana olalım. Ev sahibinden yana olalım diye gidip 1'e 7.5'a, değil mi? Piyango bileti almıyoruz. Yani en azından tarz olarak bunları da yıllarca konuştuk bu mikrofonlarda. Bahis jargonu içerisinde, iddia jargonu içerisinde. Dolayısıyla 7.5'tan Konya o da bir gerçeği ortaya koyuyor ki 9 veya 6 puan fark, siz bunu çarpı 2 görün. Çarpı 2 görün yani, 18 veya da 12 puan fark gibi görün diyor size iddia oranı. 7.5 oran vermek demek o demek. Normalde bu kadar hafta var ligin bitmesine ve 9 veya 6 puan gibi bir fark konuşulduğunda ev sahibi takıma, ev sahibi diyorum, lider takıma 1'e 2 verirsiniz, öbürüne de 1'e 3 verirsiniz. Şimdi niye 1.05 ile 1'e 7.5? Çünkü işte Trabzon'la Konya'sındaki fark bu. O bakımdan bu lig bu açıdan bitmiş gibi gözüküyor. Ama lig bitmedi elbette. Oynanacak çok maç var. İkincilik mücadelesi, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik mücadelesi, küme düşme hattında 4 takım, onların mücadelesi, oralara yakın olan daha bir 5-6 takım daha var. Dolayısıyla daha oynanacak çok maç olduğu için de orada aşağı tarafta puan cetveli, yukarıda Trabzon hariç diğer sıralamada ciddi değişiklikler olabilir. Yapılan bu transferler, Antalyaspor'un bu forvet transferi, Luis Adriano transferiyle küme düşme hattından çıkma noktasındaki iddiası, şimdi kümede kalma mücadelesi çok daha heyecanlı olacak bana sorarsan. Zirve mücadelesi. Evet. Yani ve oraya çok yakın takım var ve şimdi o takımlar güçlendiler. Hepsi hamleler yapıyor. En son Antalya'nın yaptığını işte yayının başında söyledim. Dolayısıyla yine güzel, keyifli bir lig olacak ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, yani İstanbul'un 3 büyükleri özelinde bakıldığında bence Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray puan cetveline bakmayacak. Bu 3 takımın taraftarları puan cetveliyle ilgilenmeyecekler. Onlar işte Avrupa'da ki futbola bakacaklar performanstan da ziyade. Mesela Fenerbahçe, Barış abi, ikincilik basamağından 8 puan geride. Konya'nın tabii bir maçı eksik. Tamam. Beşiktaş'ta 9 puan geride. Tamam, bunlar ikincilik iddiaları açısından. Yani ligi ikinci bitirmek açısından arada kıyasıya bir rekabet olabilir eğer toparlanabilirse Fenerbahçe, yani Beşiktaş. İkincilik Şampiyonlar Ligi önelemesi demek. Evet. Şimdi o yüzden orada da önemli bir mücadele var ve taraftar puan cetvelinden ziyade, çünkü biraz kıpırdansa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hemen üst sıralara tırmanabilecek potansiyelleri var. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon için ikincilik iddiası olan takımlar, şu halleriyle oynanacak maçta 8-9 puan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kapatabileceği puanlar. Yani Konya, Başakşehir Fenerbahçe'nin hedefinde, radarında olan takımlar. Yeter ki Fenerbahçe, Beşiktaş sürekli maç kazanan ve yüksek tempoda oynayan, domine eden, içeride dışarıda maçları domine eden bir futbol görüntüsünü istikrarlı şekilde verebilsinler. Bunu verip veremeyecekleri ne taraftar izleyecek? Puan cetveline bakmayacak. Zaten bunlar top oynasa puan cetvelinde bizi ya ikinciyiz ya üçüncüyüz diye görüyor Fenerli Beşiktaşlı şu anda. Galatasaraylılar tabii daha da gerideler. Daha da büyük travmalar yaşadılar. O yüzden onlar da önümüzdeki sezon bize umut verecek. El ayağı düzgün top oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz? Ona bakacaklar ve Galatasaray'da olabildiğince ligi üst sırada bitirelim. Yani ikinci, üçüncü iddiamız yok. Biz de olabildiğince üst sırada bitirelim ama iyi bir futbolla orta üst sıra kayıp sezonu, tehlike falan gibi, böyle düşme tehlikesi gibi abuk subuk lafları duymadan, bununla ilgili bizimle dalga kimse geçmeden
değil mi? Huzur içerisinde kayıp bir sezon ama işte önümüzdeki sezon için baştan sona bir yapılanma içindeyiz yeni bir hocayla diye bize umut vaat eden bir futbolla ve daha iyi bir skor performansıyla ve futbol performansıyla ligi bitirelim düşüncesinde Galatasaray. Bir de kupa var işin ucunda, Türkiye Kupası. Başka da bir şey yok. Galatasaray Türkiye Kupası'na elendi. Fenerbahçe ile Beşiktaş devam ediyor. Başka bakacakları bir şey kalmadı. Yani Galatasaray için. Avrupa'da Avrupa. Bakma yani. Avrupa'da bakma. Avrupa'da da bir hedef bu anlamda yok. Yani Avrupa'da da iyi futbol. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Kaliteli futbol. Göze hoş gelen 90 dakikalar izleyelim. Güzel bir iki galibiyet alalım. Güzel birkaç gol atalım. Güzel bir takım kombinasyonlar yapalım maç içerisinde ve biraz daha devamlık arz edecek şekilde oyunu domine edelim. Umut verelim önümüzdeki yıllara anlamında. Hem Türkiye Kupası hem de Avrupa'daki mücadelelerde beklenti bu. Başka bir şey değil. Gerçi Galatasaray'da da Avrupa'da bir tur geçerse çeyrek finalist oluyor. Yani şimdi işte şeyler değişti. Bakarsın görür. Takım o çeyrek sayıları azaldı. Fenerbahçe bir ara tur oynayacak. Evet. Konferans yani bir çeyrek final, bir çeyrek final, belki yarı final bile arada sıkıştırılabilir. Bunlar olabilir. Daha ötesini öngörmek çok kolay değil çünkü iyi takımlar var ve bizim takımların toparlanmış halleri bile, toparlandıklarını varsaysak bile kalite olarak Avrupa'da büyük liglerin, büyük takımların çok gerisindeyiz. Ve her kulvarda büyük takımlardan, büyük liglerden iyi takımlar var. Bir yerlerde taşa vuracaksın ayağını, anlatabiliyor muyum? Ama o çeyrek final mi olur, yarı final mi olur, final mi olur bilmiyorum ama yani kupa hedeflemek bizim Türkiye'de herhangi bir takım için açık söylemek gerekirse hayal ama mümkün olduğu kadar üst sıralar diyerek, iyi futbol diyerek önümüzdeki yıllar için umut vaat eden her performans bizim için kar. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ dışında yaşadığı problemler, başkanlarının eleştiri oklarının hedefinde olması, taraftarın huzursuz olması. Şimdi mesela son Trabzonspor maçı Galatasaray iyi oynuyor. Öne geçiyor. Son 10 dakikada. Son 10 dakikada bir anda taraftar da dönüyor. Normalde taraftar maçın içinde Galatasaray'ı destekliyor, Galatasaray'ı itiyor ama o kadar huzursuz ki taraftar. İşte bir anda 5 dakikada yönetim istifa noktasına geliyor Galatasaray taraftarı. İşte benim az önce bahsettiğim senaryo çalışırsa Fener ve Galatasaray başkanları da biraz daha rahat ederler. Önümüzdeki sene planlamasını biraz daha huzur içinde yaparlar. Yoksa onlar da diken üstünde bütün sezonu. Yok hani benim soracağım bu diken üstünde geçirecekler sezonu belli de sağ dışındaki durum sağ içini mi etkiler yoksa sağ içiyle beraber mi düzelme başlar? Hani sanki başkanlar kendi kendilerine yönetim anlayışlarıyla pek taraftarı kazanamayacak gibi gözüküyorlar. O öyle yüzden gözüküyor. Yük A takımı üzerine düşecek %100, değil mi? %100. Yani A takımı kazanacak, başkanlar rahatlayacak. %100. Öteki senaryo işlemeyecek. Çalışma şansı kalmadı öbür senaryo. Yani Fenerbahçe başkanı da taraftarı kaybetti. Galatasaray başkanı da taraftarı kaybetti. Özellikle maça giden tribüncü ve sosyal medyadaki sesi çok çıkan organize ve fanatik taraftar gruplarını kaybettiler, tamam mı? Onun için bir de transfer dönemi diye adlandırdığımız şu dönemdeki performanslar da taraftarı kazanmak için. Hani yıldız getiremediler, böyle bir yıldız, iki yıldız bomba patlatırsın, başkan daha ne yapsın dersin der. Telefona dinleyici bağlanıp, değil mi? Yok öyle bir şey. Var mı başkan daha ne yapsın diyen bir taraftar? Hani öyle oyuncular getirdi ki başkan daha ne yapsın, biraz da onlar oynasın falan diyen, hiç olmazsa bir ortamı yumuşatan bazı sesler çıkar zaman zaman. O da yok bu şu anda. İşte Fenerbahçe Ozan Tufan'ı getirdi. Ona bile kızıyorlar yani. Ki Ozan Tufan bence Fenerbahçe'ye geri dönmesi Fenerbahçe'yi güçlendiriyor orta sahasını. Yani Watford'da iyi antrenman yemiş bir Ozan Tufan en azından geri dönüyor. Premier Lig antrenmanı yemiş bir Ozan Tufan iyidir yani. Daha iyidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da onu, o farkı yaratırsa ilk 11 oyuncusu olur hızlı bir şekilde Ozan Tufan. Şimdi bu kötü bir transfer değil. Ama biz neler bekliyoruz senden? Sen dönüp Ozan Tufan'ı sen bize dalga mı geçiyorsun'a bağlıyor taraftar. Anlatabiliyor muyum? Keza şey tarafı, Gerson Fernandes falan filan Beşiktaş'a gitmesi falan. Bunlar da Burak Elmas açısından çizik yedi Galatasaray taraftarı gözünde. Yani o yüzden taraftarları kazanması Ali Koç ve Burak Elmas'ın tamamen İsmail Kartal'ın ve Torrent'in performansına, oyuncuların sahada ortaya koyduğu performansla taraftarı kazanmaları, taraftarı kazanmalarıyla birlikte taraftarların da protokol tribüne biraz daha sempatiyle bakmalarını sağlayacak bir süreç. Aksi takdirde bütün bir sezonu, her maçı diken üstünde başkanlar geçirir. En ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir işte iyi oynanan bir maçta bile bir iki hatayla puan kaybı falan yaşandığında, Galatasaray Trabzon maçında olduğu gibi, Fener başkanı da Galatasaray başkanı da sezonu protestolarla geçirir. Ama bu şu demek de değil yani. Fenerbahçe Galatasaray kongreye gider. Ben düşünmüyorum böyle bir ihtimal. Yani ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın olağanüstü kongreye gideceğini düşünüyorum.
düşünüyorum. Olağanüstü kongre bence iki büyük kulübün de gündeminde olmayacak. Her ne kadar bunu isteyen sosyal medyada, tribünde insanlar olsa da ben böyle bir gündem ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Bunu da biraz da şeye bağlıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray sezonun kalan kısmını bu kadar kötü geçirmez. Daha iyi geçirir. Düşüncesinden de hareketle biraz da bunu söylüyorum. Yatışır yani bu söylemler. Önümüzdeki sezonu beklerler. Ama önümüzdeki sezonda şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe, şampiyon oynayan bir Galatasaray'ı iyi futbol oynayarak taraftarı heyecanlandıran, maça bir an önce maç olsun da gidelim dedirtemezlerse hem Fenerbahçe hem Galatasaray önümüzdeki sezon ama olağanüstü kongre söylemleriyle karşı karşıya kalır. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, gazetelere bakacağız şimdi. Size gazetelerden bazı haberleri aktarayım. Trabzonspor'la ilgili konuşmaya başlamıştık. Fanatik'te Avcı'nın aklı orta sahada manşeti var. Trabzonspor'un hocası yarınki Kasımpaşa maçında sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor demiş Fanatik gazetesi. Savunma ile hücum hattı büyük oranda belli ancak orta saha için Abdullah Avcı kararsız. Merkezde Dorukhan'ın yeri garanti gözükürken diğer iki formaya 4 aday var. Bakasetas, Yunus Mallı, Siopis ve Abdülkadir Ömür. Hamşin ise ağrıları geçmedi ve oynaması şimdilik zor gözüküyor. Dün yapılan ilk testte negatif çıkmış Bakasetas. Bugün nihai teste girecekmiş ve yine negatif çıkarsa takıma dönme şansı olacak Bakasetas'ın. Biz Bakasetas oynamaz diye düşünüyorduk ama dediğim gibi bugünkü testten de negatif çıkarsa oynayabilecek. Trabzonspor'da ileri üçlüde Vakeme, Cornelius ve Edin Vişça olacak. Savunma da kalede Uğurcan, Perez, Hugo, Densville ve Puhaç'ı göreceğiz. Merkezde Dorukhan'ın yeri garanti dedik. Diğer formalar içinde aday sayısı 4, 2 forma için haber bu şekilde. Eğer 3. yerli konusunda bir sıkıntı yaşanırsa savunmada Densville'in yerine Ahmet Can'ın, ki o da hatırlayacaksınız Galatasaray mücadelesinde 2. 45'te forma giymişti, yine Ahmet Can'ın oynaması bekleniyor. Biletler 36 bin barajını geçmiş kombinerlerle beraber ve maç gününe kadar 40 bin biletin tükenmesi bekleniyormuş ve deplasman tribünü de satışa çıkartılmış. Şimdi bunu okurken Barış abi aklıma şu geldi. Biliyorsun pandemi koşulları sebebiyle deplasmana seyirci alınması yasak. Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar almıştı. Bugün gelinen noktada deplasman yasağının devam etmesi hala normal mi? Yoksa Türkiye Futbol Federasyonu işin biraz kolaycılığına mı kaçıyor pandemiye bakarak? Türkiye Futbol Federasyonu işin ne zaman kolaycılığına kaçmamış ki? Soru hatalı. Evet. Özür dilerim. Hayır, retorik soru yani. Retorik yani, sen bunu soruyorsun. Zaten cevabı belli. O cevabı almak için soruyorsun yani. Ama mesela kimse de bunu çok fazla hani ya neden hala deplasman tribünü kapalı şimdi, yani stadın bir tarafında 40 bin kişi var. Bir tarafında orası yok. Oraya seyirci almıyorsun. Onun sebebi pandemi olamaz artık bu saatten sonra. Peki neden mesela Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçmez? Geçmez. Yani onu harekete geçmesini hani sağlayacak bir dinamik yok. Kısıtlama da yok. Aksine kısıtlamalar giderek kolaylaştırılıyor, azaltılıyor. Evet. Dolayısıyla onun harekete geçmesini sağlayacak, zorlayacak, onu Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde bulunduğu konfor alanından ehvenişer yönetim mümkün olduğu kadar az risk alıp başımız ağrımasın. Gidiyor böyle işte, kurcalamayalım. Kimsenin de zaten bir talebi yok, bir şeysi yok. Üzerimizde bir baskı yok. Kamuoyu baskısı yok. Rahatız, keyfimiz yerinde. Ne huzurumuzu kaçıralım. Yani ellerinden gelse maç da oynanmasın. Biz de burada oturalım makam arabalarımızla. Güzel, çok güzel işler yapıyorlar. Bak en son ihale şartnamesini dün anlattım. Ajans Spor'da haberini yaptı. Kafalarına göre takılıyorlar. Çiftliğe döndürmüşler Türkiye Futbol Federasyonu. Çiftlik gibi yönetiyorlar. Yani şimdi onun için böyle bir rahatlık varken kim başını ağrıtmak ister? Her aldığı kararda yeni sorumluluklar, yeni riskler. Öyle bir dertleri yok ki Türk futbolu ilerlesin, büyüsün, marka değeri yükselsin. Böyle bir dertleri yok.
habire işte ortaya koydukları kurallar, o kuralları nasıl değiştirdikleri, hangi söylemlerle ne yaptıkları ortada. Yani yabancı kuralı olsun, ligdeki takım sayısı olsun. Bak şimdi 4 takımı düşürüyorlar, ondan sonra 3 takımı çıkıyor. Yani yine tek haneye düşürüyorlar, yine bay sezon, abuk subuk işler yapıyorlar yani. Gelecek sene yine bay sezon. Gelecek sezon sonra yine sonra 18 takımı düşeceğiz. Evet. Ya 18 takımı düşerken biz zaten bir bay sezonu gibi, bay geçme sezonu gibi son derece iptali, dünyada örneği olmayan bir uygulamayı zaten yaşamışız mecburen. Bir daha bize onu yaşatacak bir ara uygulama yapıyorlar. Önümüzdeki sezonu bir daha her hafta bir takımın bay geçtiği abuk subuk bir fikstür stratejisine döndürüyorlar. Sonra ondan sonra 18'e döndüreceğiz diye. Yani hakikaten ipe sapa gelmiş işler yapıyorlar. Oyun oynanırken kural değiştiriyorlar. Her şey bitmiş, oyunun kuralını değiştiriyorlar. Ya bitmiş oyunun kuralını değiştiriyorlar. Yani bu ligin bir değeri olur mu? Bu lige kimse güvenir mi? İnsanlar da soğudular zaten. Soğudular. Birçok insan uzaklaştı. Heyecanlanmıyor artık Süper Lig'le birçok insan. Eskiden an be an takip eden çok koyu taraftarlar şimdi gözünün ucuyla bakıyor ve çok dert etmiyorlar artık Türk futbolunu. Evet. Yani ne kadar kan kaybettiğimiz ortada, değil mi yani? Onun için çok başarısız bir TFF var. Ve bu kuralı bugün düşünmüyor olmaları, yani ya federasyonun sitesini bile doğru düz güncellemekten aciz bir federasyondan bahsediyoruz. Yani ne kadar hatalarını gördük bugüne kadar, değil mi? Ne kadar basit hatalarını gördük. Bir siteyi bile güncelleyemiyorlar ya, bir TFF orgu bile yönetemiyorlar. Bugün oraya o 20 yaş ortalamasıyla 5 çocuk koyuz, canavar gibi iş çıkarttılar orada, sosyal medyası da dahil. Koskoca Türkiye Futbol Federasyonu bütçesi, şu su bu su, makam arabaları, bilmem neleri. Büyük ihtimalle o kadroda 25 kişi vardır ama. Evet, evet ama, ama çalışıyorlar mıdır? Aması var yani. O yüzden benim TFF'den öyle bir beklentim falan yok. Yani geliyorlar, gidiyorlar işte. Evet, devam edelim haberlere. Trabzonspor'da eksikler de takıma katıldı. Böylece Kasımpaşa mücadelesinde güçlü bir kulübe olacak demiş Fanatik gazetesi. Jelini ve Kuasi'nin 21 kişilik kadroda olması bekleniyormuş. Yusuf Erdoğan ve Hüseyin'in cezaları bitti. Bunlar önemli. Diğer yandan yeni gençlerin de lisansı çıktı ve Abdullah Avcı takdir ederse o da kadroda, onlar da kadroda olacaklar. Trondsen'le ilgili bir haber görüyorum. Şu an Trabzonspor'un kadrosunda 14 yabancı oyuncu var. Trondsen'in ayrılması halinde Trabzonspor yabancı stoper konusunu tekrar gündeme getirebilirmiş. Ancak Norveçli oyuncunun ayrılmak istemediği haberi yine var. Devam edelim. Az önce yabancı kuralından önce deplasman tribünlerinden bahsetmiştik. UEFA da dün bir açıklama yaptı ve pandemi döneminde Avrupa futbolunun uğradığı kaybı açıkladı. Sektör 7 milyar euro zarara uğramış pandemi döneminde. En büyük kayıp da %88 ile tribün hasılatlarında olmuş. 7 milyar euroluk bir kayıp Avrupa futbolunda pandemi yüzünden. İtalya Serie A ile ilgili bir haber var. Onlar da taraftar politikasında biraz esnekliğe gitmeye karar vermişler ve statlarda maksimum 5000 seyirci varken Serie A'da bundan böyle %50 kapasiteyle karşılaşmalar oynanacak. Haber bu şekilde. Devam edelim. Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri, sürpriz bir golcü gündeme geldi diye vermiş bunu Akşam gazetesi. İtalyan gazeteci Matteo Moretta'nın haberine göre Antalyaspor'un teklifini geri çeviren Diego Costa Fenerbahçe'den gelen teklifi düşünüyor. İspanyol basını ise görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini dile getirdi. Dün biraz konuşmuştuk bu haberi. Bugün de gazetelerde yer almış. Bunun dışında Fenerbahçe ile ilgili bir başka haber Alman basınından çıkmış. Fenerbahçe'nin Alman milli takımının eski teknik direktörü Löw'le anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Haberde Löw'ün Mesut Özil ile uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geleceği de yazılmış. Dün birkaç kuruluşta bu haber çıktı. Onu da söyleyelim. Hani Fenerbahçe Löw'le anlaştı diye. Fenerbahçe'de hafta sonunda divan toplantısı var. Orada acaba açıklanır mı diye düşünüyorduk. Ben Aygün abiye sordum. Öyle bir beklentisi olmadığını söyledi. Hani divan kurulunda teknik adamın açıklanmasını beklemiyorum dedi. Bakalım hafta sonunda böyle bir durum olacak mı? Ama Aygün abi, ben de beklemiyorum. Ya yani Yüksek Divan Kurulu toplantısı bunun yeri değil.
Yani onu da söyleyeyim bu arada yani. Hani Yüksek Divan Kurulu toplantısında bunun açıklanacak olduğu beklentisi magazinsel bir beklenti yani, anlatabiliyor muyum? Yani hiç bu zaman bugüne kadar divan kurullarında böyle açıklamalar yapılmaz. Yapılmamıştır da. Yüksek Divan Kurulu'nda genelde tabii ki 25 yılını doldurmuş üyeler katıldığı için orada bir yani normalde kongredeki yetki yok Yüksek Divan Kurulu'nda. Yani Yüksek Divan Kurulu üyeleri de kongre üyeleri. Bir kongre gibi bir karar alıp uygulayıcı bir gücü yok. Bir tavsiye kuruludur Yüksek Divan Kurulu toplantıları. Yani 25 yılını kulüpte doldurmuş üyelerin katılabildiği divan toplantıları. Ben de onlardan biriyim. 26 yıllık üye olduğum için. Oraya katılan üyeler işte belli bir kıdemi temsil etmek noktasında ve tabii ki her biri de ayrıca genel kurul üyesi olduğu için de bir danışma kurulu gibi adeta ayda bir defa toplanılır ve başkan ve yönetim orada o bir ayın özetini yapar ve diyeceğiniz bir şey var mı der. Diyeceğiniz bir şey var mı diyecek, Yüksek Divan Kurulu üyeleri çıkarlar, eleştirilerini yaparlar, övgülerini yaparlar ve onlar 25 yılını doldurmuş üyeler olduğu için, yaşça daha yüksek büyük üyeler olduğu için, kulüpteki geçişleri fazla olduğu için onların laflarına saygı duyulur, daha fazla itibar edilir. Ama orada alınacak bir kararın hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Genel kurulun üzerinde değildir Yüksek Divan Kurulu. Dolayısıyla buralarda gelip böyle şov mahiyetli şeyler yapılmaz. Buralar ağır toplantılardır. Bazen gergin de geçer. Şimdi mesela divan kurulu üyeleri cumartesi günü hafta sonu konuştuğu zaman Ali Koç'u eleştirebilirler. Yani şimdi görüntü eleştirileceği yönünde. Çünkü başkan hala mesela teknik direktörünü bulamadın. Evet. Yani bunu, iki hafta demiştin. Ne kadar geçti bulamadı. Evet, mesela bunun üzerine Ali Koç'un Ali Koç çıkıp tabii der. Çıkar cevap verir. Yani her zaman Yüksek Divan Kurulu üyelerini dinlerler. Başkanlar bütün kulüplerde. Ondan sonra da çıkarlar. Cevap verirler. Derler. Tamam, mesela orada tamam siz böyle diyorsunuz ama ben teknik direktörle anlaştım demesi çok mu garip kaçar? Şöyle söyleyeyim size. Yani eleştirildi mesela başkan. Yok, teknik adam konusunda eleştirildi. Şöyle söyleyeyim. O zaman açıkla derler. Eğer derse ki ben başka anlaştım, o zaman açıkla derler. Ama normalde bunu açıklamak için ilk olarak başkan mı konuşur? Hayır, ilk başkan konuşmaz. İlk başkan konuşmaz. Hayır. Dinler, ona göre cevap dinler, verir. Dinler, bütün söylenenleri dinler toplantıda. Ondan sonra çıkar cevap verir. En son çıkıp cevap verirken de işte hangi konulara değinilmişse hepsiyle ilgili cevap verir. Duruşunu söyler, anlatır kulübe. Bir daha bir ay sonraki toplantıya kadar yani özet geçirmiş olur olup bitenle ilgili ve divan üyelerinin böylece hani sözü dinlenmiş, mesaj alınmış, eleştiriler cevaplanmış, övgüler alınmış falan filan olmuş olur. Bu toplantıların hiçbir karar alma özelliği yoktur. Ya bu toplantılarda alınacak kararların ancak ve ancak tavsiye niteliği olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir genel kurul statüsü de falan asla değildir. Mali kongrede, seçimli kongrelerin, olağan kongrelerin falan hiçbir şeyini taşımaz. Sadece bu bir tavsiye niteliğinde kıdemli kongre üyelerinin, yaşça büyük kongre üyelerinin özellikle dinlenip tavsiyelerin alınıp bir danışma kurulu, büyük bir danışma kurulu gibi adeta bir kısım genel kurul üyeleriyle yapılmış bir toplantıdan ibarettir. Buralarda eleştiriler gelecektir. Gelecek eleştiriler de cevap verecektir muhakkak ki Başkan Ali Koç çıkıp. Mesela geçen divan toplantısında o kadar fazla eleştiri olmuş ki kızıp gitmiş. Evet, mesela kızıp oradaki şeye kızıp toplantıyı terk etmiş ki bu çok yanlış bir hareket. Yani bir Fenerbahçe başkanı sinirlenip divan toplantısını bırakıp böyle bir toplantıyı bırakıp gitmez. Aksine soğukkanlı korur, cevap verir ama bir hayli sinirlenip ayrılmış toplantıda bunlar da olmuyor. Hoş değil bunlar da. Yani bunlar bence amatörce hareketler. Umarım bu sefer daha sakin olur. Çünkü yine eleştiriler olacağını tahmin ediyorum. Soğukkanlılıkla bunları cevap verir. Yani diyeceği de şudur. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Çeşitli görüşmeler yaptık. Belli bir yol da aldık. Ama şu an açıklama yapabileceğimiz noktada değiliz. Fenerbahçe'nin daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Eleştirinizi de dinledik. Bugüne kadar sözlerimizi tutamamış olabiliriz. Ama bundan sonra başınıza eğmeyecek bir Fenerbahçe'yi yaratmak için maddi manevi her türlü fedakarlık, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü gayreti gösteriyoruz tarzı bir şey konuşacaktır. Yuvarlak konuşacaktır. Somut bir şey söylemez mi? Yani söylerse ne ayıp olur, ne kanuna aykırı olur, ne tüzüğe ne yönetmeliğe aykırı olur. Elbette söyler. Dersin ki sen de hemen Ajans Spor'da, Radyo Spor'da Fenerbahçe Başkanı divan toplantısında teknik direktörünü açıkladı.
dersin, sen de haberleştirirsin. Ama sürpriz olur bu. Ben de Aygün gibi düşünüyorum. Zannetmiyorum böyle başlamayacak. Yapacak olsaydı bir basın toplantısıyla yahut Fenerbahçe televizyonuna çıkarak bütün camiye seslenerek yapardı bunu. İsim belli olsaydı ve ismi belli olsa bile açıklayabileceği şartlar oluşmuş olsaydı bunu Fenerbahçe televizyona çıkarak yapabilirdi. O zaman basın zaten divanda eleştirilmezdi dedi. Ha tabii, o zaman divana da açıklamış olarak giderdi, onun üzerine konuşulurdu. Şimdi bekleyip divan sınırlı bir alan. Divan toplantısı sınırlı bir alan. Bir hafta sonu, bir cumartesi günü sabah yapılan bir toplantı. Tamam, Fenerbahçe televizyonu yayınlar falan, o ayrı, ama yani başkanın nasıl Burak Elmas çıktı, soruları yanıtladı, televizyona çıktı, değil mi? Şimdi Ali Koç da zaman zaman Fenerbahçe başkanı olarak bu şeyi kullanıyor zaten. Bu enstrümanı kullanıyor yani, Fenerbahçe televizyonuna çıkıp bir moderatörün, Fenerbahçe televizyondaki bir moderatörün gündemle ilgili önceden de hazırlık yapıldığı anlaşılan sorularına zaman zaman istatistiklerle, grafiklerle de, değil mi, uzun uzun toplantılar yapıp cevap veriyor. Şimdi böyle bir durum, bu kadar önemli bir durum beklemez. Açıklayabileceği olsa bekle ya, boş ver, cumartesi divanda açıklarız demez. Bir an önce yapar toplantısını, açıklar bu ve almış olduğu karar ve açıklamış olduğu teknik direktörle ilgili de bir kamuoyu oluşmasını da sağlar, öyle değil mi? Şimdi atıyorum Löw. Şimdi Löw açıklayabilecek olsa niye cumartesi beklese? Şimdi dün açıklardı. Bugün biz Löw'ü konuşurduk. Bağlanan Löw'ü konuşurdu. Fenerbahçe'ye Löw'ü konuşurdu. Divan üyeleri kulübün içerisinde tesislerde sohbet ederken konuşurlardı. Konuşulurdu. Bir olgunluğa erişti. Ondan sonra cumartesi toplantı olurdu. Orada da bu sefer başkan teşekkür ederiz. Yani çok zor günler geçirdik ama bu haber bizi çok sevindirdi. İnşallah iyi olacak Fenerbahçe falan gibi konuşacak bir zemin de hazırlardı bazı üyelere. Değil mi? Onlara bir koz da verirdi. Millet bilenip gelmezdi oraya yani, hala hocamız yok diye senin söylediğin gibi konuşmalar olacak muhtemelen. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor tarzı bir cevabın dışında bir cevabı olmuş olsaydı 50 defa çıkar başkan bunu söylerdi diye ben de düşünüyorum Aygün Özbek gibi. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sabah sporunda yeni saate girdik. Saatlerimiz 8'i 2 dakika geçmekte. Herkese bir kez daha günaydın. Gazetelere şöyle bakıyorduk. Galatasaray'da yeni transfer Pulgar imzayı attı. 1994 doğumlu oyuncu, Fiorentina'dan kiralandı yarım dönem için. Ve Fanatik gazetesi 90 Minute ve The Athletic'in yazarı Ali Rampling'e sormuş Pulgar'ı. Onun da analizini size aktarayım. Pulgar İtalya'da inatçı bir pitbull olarak tanınıyor. Üçüncü bölgede de etkili. Sürpriz çıkışları, kaliteli pasları ve golleri dikkat çekiyor demiş gazeteci. Kariyerine stoper olarak başlayıp zamanla ön libero'ya geçti. Defansif açıdan güçlü ama Fiorentina'da onu çok daha gelişmiş bir rolde izledik. Bir sezonda sadece kornerden 7 asist yaptı. Hatta kornerden gol bile attı. Eski hocası Mihailović serbest vuruşlarda benden daha iyi demişti. Yaşı yetenler hatırlayacaktır, Mihailović müthiş frikik atan bir oyuncuydu. Şimdi de teknik adamlık yapıyor. Serbest vuruşlarda benden daha iyi demiş Pulgar için. Bakalım bu özelliğini Galatasaray'da gösterecek mi? Pulgar tabi milli takım oyuncusu. Bologna'da çok iyi bir dönem geçirdi. Fiorentina'da bu yıl pek istediklerini yapamadı. Ama belli bir kalitesi var. Galatasaray takımında da performansını hep beraber göreceğiz. Bunun dışında Galatasaray'la alakalı olarak şunu söyleyelim. Sacha Boey takıma geri döndü. Onun da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İzolasyondaydı. Son testi negatif çıkınca kampa katıldı. Diğer yandan öteki sağ bek Omar'sa koronavirüs pozitif çıktı. Dolayısıyla o bu karşılaşmada olmayacak. Galatasaray'da dün Antalya'daki hava yüzünden takım salonda çalıştı. Fırtına çıkmış Antalya'da. Dolayısıyla Galatasaray günde çift idman yapıyor. İki idmanı da hava muhalefeti sebebiyle Galatasaray salonda gerçekleştirmiş. Biliyorsunuz Galatasaray Antalya'dan Alanya'ya geçecek ve Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Gomis de Antalya'da, o da salonda çalışıyor ama Gomis bu karşılaşmada forma giymeyecek. Kendisi biliyorsunuz söylemişti. Kayserispor maçıyla beraber onun dönmesi bekleniyor. Galatasaray'daki UEFA listesinde daha önceden söylemiştik ama belki dinlemeyenler vardır, onu da hatırlatalım. Cagne, Yedlin ve Luyendama
çıktı listeden. Gomis, Pulgar ve Peña yeni transferler, 25 kişilik listeye girmiş oldu. Cagney'in de Galatasaray kontratını feshetmeye çalışmakta. Brezilya basınında bir transfer haberi çıktı Galatasaray'la alakalı olarak. Santos'un 21 yaşındaki stoperi Robson Reis'le ilgileniyormuş Galatasaray. 1.96'lık bir stoper. 2024'e kadar da Santos'la sözleşmesi varmış. Bakalım bu haber ne kadar doğru. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü Galatasaray hani 3. stoper olarak Semih Kaya'yı da dün zaten kadrosuna kattı. Bunun dışında devam edelim şöyle bir haberlere. Farklı bir haber gözüme çarpacak mı? Onu da size söyleyelim. Haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın hakemleri belli olduktan sonra çoğu futbol severin dikkatini çekmiştir. Ali Palabıyık 125 gün sonra Süper Lig'de görev alacak. En son 3 Ekim 2021'de Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yönetmişti Ali Palabıyık. O günden beri Süper Lig'de maç verilmiyordu ve Fatih Karagümrük yeni Malatya Spor mücadelesiyle Ali Palabıyık da 125 gün sonra Süper Lig'e geri dönüyor. Barış abi konuşma fırsatımız olmadı ama Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın da enteresan bir açıklaması oldu. Hiçbir kuvvet dedi Cüneyt Çakır'ı bizim maçımıza veremez. Eğer bizim maçımıza verirse sahaya çıkmayız. 3-0 mağlup oluruz. Türk futbolu Cüneyt Çakır'dan kurtulmalı, temizlenmeli dedi. Konuşuldu konuşulmadı. Sen neler söylersin bu söz için? Şimdi bu ülkede biz yanında silahım olsa ben bu hakemi vururdum diyen başkan da gördük. Hasan Kartal. Evet. Nerenin başkanıydı? Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor. Şimdi bunu söyleyen Tahir Kıran nerenin başkanı? Çaykur Rizespor. Ha. Çaykur Rizespor bir problem. Bir problem. Bu iki örnek bunu gösteriyor. Şimdi bahsettiğiniz hakem Cüneyt Çakır Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en iyi hakemi. Gelmiş geçmiş en başarılı hakemi. UEFA FIFA söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Cüneyt Çakır'ın istatistiklerine ulaşabilen ikinci bir hakemimiz yok. Cüneyt Çakır kalibresinde, kariyerinde, uluslararası düzeyde ikinci bir hakemimiz yok. Ha biz Cüneyt Çakır'dan Türk futbolunun kurtulması gerektiğini söylüyoruz. Bence Türk futbolunun Cüneyt Çakır'la alakalı bu ve Türk hakemleriyle alakalı bu tasarrufları söyleyen insanlardan ve o zihniyetlerden kurtulması lazım. Yanında silahım olsa ben bu hakemi vururdum diyen adama yılın spor adamı ödülü verdi bu ülke. Yani Tahir Kıran'ın önceki başkan o ifadeleri kullandığında o senenin sonunda yılın spor adamı ödülünü aldı. Yani bir ülkede yanında silahım olsaydı ben o hakemi vururdum diyen bir adama spor ödülü vermek ancak herhalde bizim ülkemizde olur. Kapat git daha iyi. Kapat git daha iyi. Şimdi Cüneyt Çakır kalibresinde ve kariyerinde bir hakeme Türk futbolunun bu hakemden kurtulması lazım demek de herhalde artık üzerine yorum yapılabilecek bir konu değil. Yani. Ve diyor ki bu hakem diyor bak Cüneyt Çakır bu ülkenin en kariyerli ve bütün en büyük maçlarını da zaten dönüp dolaşıp verdiğin hakem. Yani en zor maçları gidiyorsun Cüneyt Çakır'a veriyorsun. Federasyon olarak, MHK olarak rahatlıyorsun. Diyorsun ki Cüneyt Çakır'a verdik hiç olmasa ne yapalım biz daha. Böyle bir hakemin var elinde. Ve diyor ki benim maçıma verirseniz çıkmam, hükmen mağlup sayarsınız beni, sonrasında siz düşünürsünüz diye alenen de tehdit ediyor. Kimse veremez diyor. Benim. Veremez diyor. Ya o zaman sen kendini TFF'nin, MHK'nin falan hepsinin üzerinde görüyorsun bir kulüp başkanı olarak ve meydan okuyorsun. Diyorsun ki bu ülkede yani herhangi bir hakem de değil, bu ülkenin en iyi hakemiyle alakalı. Diyorsun ki sıkıyorsa ver. Tamam mı? Şimdi buna ne yorum yapacaksın? Ben olsam MHK'nin yerinde Rize Spor'un ilk maçına Cüneyt Çakır'ı veririm. Ondan sonra da Tahir Kıran düşünsün. Kime güveniyorsa. Rize çok enteresan bir şehir şu anda. Türkiye'yi yöneten şehir Rize. Rize çok kilit bir şehir şu anda Türkiye'de. Siyasetinde de, sosyal hayatında da, iş hayatında da, sivil toplum kuruluşlarında da, sporda da. Ve kalkıyor Türkiye'nin federasyonu ve MHK'siyle düello yapıyor. Hadi ver diyor. Bakalım verebiliyor musun diyor. Niye veremesin? Hangi talimata aykırı Cüneyt Çakır Rize maçına vermek?
veremezsin diyor. Altında kalırsın diyor. Çıkmam maça diyor, sen altında kalırsın, bana bir şey olmaz diyor. Meydan okuyor. Şimdi kime güveniyorsun Tahir Kıran? Şimdi açıkça konuş ya. Ne olur ne yaparsın yani? Çünkü yasalara, talimatlara uygun bir atama karşısında sen neye, hangi talimata ve hangi yasaya güvenerek bu meydan okumayı yapıyorsun? Büyük bir problemdir Çaykur Rizespor Türk futbolu için. Acı ama bunlar çözülmesi gereken konular. Bu konuların üzerine yatıp, kulağımızın üzerine yatıp bunlar yokmuş gibi davrandığımız sürece de hiç kimseye bu ligin adil olduğunu, bu ligde kuralların işlediğini, talimatların işlediğini, herkesin eşit olduğunu, kararların da eşit alındığını, en azından insan hatası faktörleri tabii ki her yerde olduğu gibi var ama adil, eşit, şeffaf bir yönetim olduğunu ve yapılan hataların da bu çerçevede değerlendirilerek tolere edilmesi gerektiğini kimseye anlatamazsın. Kimse de bunu, kimse çocuk değil, kimse aptal değil, kimse de bunu yemez. Hiçbir inandırıcılığı olmayan bir lig derken biz bir sürü faktörü dahil ederek bunu konuşuyoruz. TFF'yi orada işi idare eden, aman başım ağrımasın da bir şekilde bitsin deyip ne bir cesur karar alabilen, ne proaktif davranabilen, ne marka değerinin üzerine bir tuğla koyabilen bir kurum olduğunu bizim anlatmamızın arkasında yatan bir sürü faktör var. Onlardan biri de budur. Ha, Nihat Özdemir çıkıp konuşabiliyor mu Tahir Kıran'a? PFDK'ya bile sevk edilmedi. PFDK'ya bile sevk edemiyorsunuz. Yani Nihat Özdemir'in bir hükmünün olduğunu kim söyleyebilir? Nihat Özdemir, Tahir Kıran'ı nereden güç alıyorsa Nihat Özdemir orayla alakalı durumu ortada. Yani sessiz. Kafasını çeviriyor, bakamıyor o tarafa. Ya mesela MHK Barış abi ölü taklidi yapıyor. Geçen sene Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçından sonra Halil Umut Mener'le ilgili serzenişi vardı. Halil Umut Mener'i istemiyoruz Beşiktaş maçlarında dedi Beşiktaş. Hı. Pat diye bir sonraki hafta Kasımpaşa maçında Halil Umut Mener'i verdi. Biz de bravo dedik değil mi? Evet, üst üste iki böyle, maç. Ha. Öyle bir şey yokmuş daha önceden. Evet. Şimdi mesela başkan değişti, farkındayım. Evet. Ama kurum aynı kurum. Evet. Şimdi bunu Halil Umut Mener ve Beşiktaş'ta yaptın. Mesela bunu Beşiktaş'ta yapabiliyor. Yapabiliyorsun. Rize'de yapamıyorsun. Evet. Bu çok garip yani. Bak. Ve o Halil Umut Mener'ken yapıyorsun. Bu Cüneyt Çakır. Evet. Şimdi Cüneyt Çakır. Bir de biri Beşiktaş yani. Biri de Beşiktaş. Sen Halil Umut Mener'le Beşiktaş'a bunu yapabiliyorsun. Cüneyt Çakır gibi bir koz var elinde. Bununla ilgili söylenmiş. Bunu Rizespor yapamıyorsun öyle mi? Öyle. Öyle. O zaman neyi? Ya bak, o zaman boşuna konuşmayalım. Boşuna tartışmayalım yani. Burada bizim bunu konuşup bir anlam atfetmeye çalışmamız. Efendim şundan mı acaba böyle oldu? Bundan mı acaba böyle oldu? Bak bu dedi böyle mi? Böyle demesi ayıp, yakışmadı, ayıp oldu falan. Bunları konuşmamız bile şu an bu yayını dinleyen 4 Şubat Cuma günü saat 8:13 geçe vakit ayırıp şu yayını dinleyenlere hakaret. Ya neyi konuşuyorsun yani? Ortada her şey. Bunun üzerine yorum yapmak boşa vakit kaybı, boşa kelime kaybı, boşa nefes kaybı. İnsanların da vaktini almaya gerek yok. İnsanlar zaten senin verdiğin haberle, senin okuduğun haberle zaten dinlemesi gerektiğini dinledi, anlaması gerektiğini anladı. Üzerine bizim cila yapmamızın kimseye bir faydası yok. Geç, devam et yani. Kimsenin vaktini almayalım. Sinirini de bozmayalım daha fazla. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, Sabah Spor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi telefon hattımızı açalım. 8-10 geçe reklamının ardından 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bir taraftan da gazetelere bakacağım, haberleri sizlere aktaracağım. Süper Lig'de perde bugün açılıyor, 24. hafta. Bugün iki karşılaşmayla başlayacak. Az önce bahsettiğimiz Cüneyt Çakır bu hafta
Konyaspor Giresunspor mücadelesinde düdük çalacak, onu da söylemiş olalım. Kayserispor Hatay'da günün diğer karşılaşması, orada da Kadir Sağlam görev alacak. Yeri gelmişken onu da hatırlatalım. Bu arada Rizespor'un yeni transferi Getson Fernandes de imzayı attı. Getson Fernandes ile alakalı olarak Hamza Hamzoğlu bugün için antrenmana çıkacak, son durumuna bakacağız, ona göre karar vereceğiz dedi. Karşılaşmada oynatacağız mı oynatmayacağız mı diye Getson Fernandes'in hazır geldiğini biliyoruz dedi. Bakalım, yeni transfer Getson Fernandes Rizespor'da bu haftaki Adana Demirspor mücadelesinde, ki o karşılaşma pazar günü saat 16'da, oynayacak mı oynamayacak mı ona bugün yapılacak antrenmandan sonra karar verecek Rizespor teknik heyeti. Evet, dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş buldum. Muhammed Danış, İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldin Muhammed, dinliyoruz. Abi, Getson Fernandes'i aldık, acaba forvetli alacak mıyız? Bir, bu ikincisi de bile Beşiktaş'tan mesela sezon sonu gençlerin sözleşmesi bitiyor, acaba buna ilgilenecek mi? Kimin sözleşmesi bitiyor dedin? Gençlerin. Gençlerin. Peki. Evet. Teşekkür ederiz Muhammed. Görüşmek üzere. Ben de üzere. Teşekkür ederim. Evet, Beşiktaş'ta dün de söyledim. Ceyhun Kazancı Batshuayi ile tekrar anlaşabiliriz dedi. Hatta Barış abiyle biraz konuştuk bu konuyu. Diğer tarafta Batshuayi'nin alternatiflerinden Larin söz edilebilir. Bir de Güven Yalçın. Güven Yalçın ve Larin'in Beşiktaş'ta sözleşmeleri bitiyor. Beşiktaş Güven Yalçın'la anlaşmaya yakın dendi hep ama bugüne kadar oradan da olumlu bir haber gelmedi. Larin cephesi biraz daha zorlu. Beşiktaş hali hazırda Larin'e 1.7 milyon euroluk aslında iyi bir kontrat veriyor ama Larin 2'nin üzerinde bir kontrat istemekte. Beşiktaş'ta teklifim halen geçerli diyor. O konuda nasıl sonuçlanacak ama orada da pek olumlu olduğu söylenemez. Diğer yanda gençlerle de Beşiktaş mutlaka anlaşmaya çalışacaktır ama işte Burak Elmas da söyledi. O konuda biraz menajerlerin de araya girmesiyle kulüpler için biraz daha zor bir hale geldi gibi gözükmekte. Ama Beşiktaş, hatırlayın, Ersin'le ve Rıdvan'la sözleşmeleri uzatmıştı ki Rıdvan'a da Lyon'un bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Hatta Ersin de yine yaz transfer döneminde Avrupa'ya gidebilir Beşiktaş'ta. Bunlar hep ihtimaller dahilinde. Devam edelim. Bir başka dinleyicimiz var şu an telefon attığımızda. Merhaba. Günaydın, iyi yayınlar. Sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet, İstanbul'dan arıyorum. 42 yaşındayım. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Geçenlerde Mert Elanma yapmış olduğunuz bir programda Galatasaray ile ilgili, daha doğrusu Galatasaray başkanları ile ilgili bir yorumunuz oldu. Yani daha doğrusu taraftarın istediği bu sefer olmadı gibi bir cümle kurdunuz. Konu nasıl, tam hatırlayamadım. Konu yani bu cümle sizindi. Galatasaray taraftarının bu sefer istediği olmadı gibi bir şey. Hani Galatasaray taraftarı Burak Elmas'a sempati duyuyordu. İşte o sempati antipatiye döndü. Hani taraftarın istediği olmadı gibi bir cümle sarf ettiniz. Şimdi Galatasaray başkanını Galatasaray taraftarı belirlemiyor. Kongre belirliyor. Taraftar da o üyeler içerisinde, başkan adayları içerisinde kendine yakın bulduğu insanları kalben destekliyor. Evet, Burak Elmas, ben de çok, hani o mevcut adaylar içerisinde ben de destekleyen biriydim. Ama başkanlık makamı demek ki öyle hani dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil. Veya işte yöneticilik dönemindeki durum gibi değil. Siz herhalde yanlış anlamışsınız. Çünkü Galatasaray taraftarı Burak Elmas'ı istiyordu zaten. Ama işte onu demek istiyorum. Hani Galatasaray taraftarı Burak Elmas'ı istiyor derken, hani kongre içerisinden alıp Galatasaray taraftarı şey vermedi. Hani buyurun, bu başkanlık makamı sizindir, bu hani aday olun gibi bir durum olmadı gibi geliyor. Bilmiyorum, hani herkesi de şey yapamam, hani herkes adına da konuşamam da, hani sadece mevcut adayların içerisinden çıkan adayı destekliyor Galatasaray taraftarı, kendine yakın bulduğu. Metin Öztürk'ü destekler. Evet. Kimisi Eşref Amamcıoğlu'nu destekler. Hani demek istediğim şey şu. Ortada adaylar vardı. Galatasaray taraftarı da Burak Elmas'ın o mevcut adayların içerisinden çıkmasını istedi. Doğru, durum bu. Doğru, evet. Yani, doğru. Ben bunu demek istediğim şey bu. Tamam. Evet. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Ama siz hani taraftarın istediği olmadığı gibi dediğiniz için ben dedim hani
böyle bir durum mu var? Hani Galatasaray yok, taraftarı yani mı? Orada herhalde siz ya konuyu yanlış anladınız. Çünkü zaten bu sizin söylediğiniz tespiti de biz aynı şekilde dile getirdik defalarca. Hani mevcut adaylar içerisinde Galatasaray taraftarı en fazla Burak Elmas'ı destekli. Genel olarak söyledik bunu. Tabii sizin dediğiniz gibi arada başka adayları destekleyen, isteyen taraftarlar da oldu ama. Tribün algısı olarak daha çok. Aynen. Genel olarak Burak Elmas'tı. Tamam. Yok, sadece bunu söylemek istedim. Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, devam edelim. Bir taraftan telefonlar devam edecek. Bir taraftan da gazetelere bakmaya devam edeceğim. Getson Fernandes'in sözleri, en iyisini yapmaya geldim. Tabii Çaykur Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzoğlu da Getson Fernandes ismini duyunca bir anda şaşırmış. Peki, Barış abi. Getson Fernandes'i bir kenara koy da şimdi unutma bu cümleni. Şimdi dinleyicimize şunu yani anlamak istiyorum. Burak Elmas başkan seçildi. Burak Elmas'ın başkan seçilmesini Galatasaray tribünleri genel olarak ağırlıklı olarak istisnalar hariç taraftarlar istiyorlardı. Evet. Seçim öncesinde radyoda da bu fan dansı biz alıyorduk. Dinleyicimiz az önce bunu teyit etti. Sen de bunu söyledin defalarca. Evet, kongrede de çoğunluk istediğine göre başkan oldu. Desteklerle falan oldu. Burak Elmas başkan olduktan sonra ne yaptı? Fatih Terim'le devam etti. Fatih Terim'le devam ederken Fatih Terim'in bir şikayeti olmadı. Fatih Terim'in istediği kadro. Genç ağırlıklı, yani bütçesi çerçevesinde gençleşme ve daha çok potansiyeli olanlarla, tecrübesiz ama potansiyeli olanlarla kiralamadan ziyade satın almalarla, ama genç ama potansiyel olduğu için de fena paralar ödemeyerek, yani 7 milyon, 5 milyon, 10 milyon ödenen 20 milyon euronun üzerinde para harcadı. 20 milyon euronun üzerinde para ve bonservis ağırlıklı olarak harcayarak. Böyle bir kadro. Bu Fatih Terim'in projesi. Fatih Terim'in içinde bulunan şartlardaki yol haritası ve onun seçtiği oyuncular. Onun onayladığı oyuncular. Çıkal Dağ, Morut San değil mi? Başta olmak üzere. Kim bunlara onay verdi? Burak Elmas. Kim bütçeyi verdi? Burak Elmas. Peki ne yaptı Burak Elmas? Bu paraları ne yaptı? Nasıl buldu? Galatasaray'ın borçlarının yapılanmasıyla beraber başka alternatif gelir kaynaklarının peşinde koştu. NEF ile büyük bir anlaşma yaptı. En akılda kalanı o. Stad'ın isim hakkını sattı. Görkemli'de bir basın toplantısı yaptı NEF Yönetim Kurulu Başkanı ile ve hatta NEF Yönetim Kurulu Başkanı da geleceğin Galatasaray Başkanı olarak mevcut oturan başkan olarak, görevde oturan başkan olarak da kendisinden sonra bu makama da inşallah yakışır, biz de görürüz, alkışlarız gibi böyle bir de bir ifadelerle, değil mi? Pek alışık olmadığımız, yani bir başkan kendisinden sonraki koltukla ilgili pek konuşmayı sevmez. Burak Elmas da bu tavrı da gördük. Peki sonra Galatasaray'ın performansı ortada. Kurulan takım Fatih Terim'in takımı. Fatih Terim'in takımı top oynayamıyor. Genel olarak performansı, ligdeki performansı çok can acıtıcı bir durumda. Avrupa'da birkaç tane iyi maç oynadı. Gruptan çıktı ama genel olarak o da umut vaat etmiyor. Çünkü bazı kazandığı maçlarda da kötü oynayarak kazandı. Bazı maçları iyi oynadı ama bugün çok eleştirilen Fenerbahçe'de çok iyi oynadı. 2-3 tane maç var yani. Ama siz genele baktığınızda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da durumu hiç tatmin etmiyor taraftarı ve umut vaat etmiyor. Ve Burak Elmas, benim bildiğim başka olumlu olumsuz çok kayda değer bir şey yapmadı. Daha 8 aylık başkan. Ne yaptı? Fatih Terim'i görevden aldı. Yerine de yıllarca dünyanın şu anda sayılı teknik direktörü, en iyi teknik direktörü olarak başta gösterilen Guardiola'nın yıllarca yardımcılığını yapmış bir ismi birinci adam olarak getirdi. Dün bir, bugün iki. Sonra da bir de Getson Fernandes'i uzun zaman Galatasaray'a alınırken alamadı, Beşiktaş'a aldı. Ya olumlu olumsuz, buna ne ilave yaparsın Ali? Burak Elmas'ın 8 aylık başkanlığıyla alakalı. Galatasaray yönetiminin içinde yaşananlar. Galatasaray yönetiminin içinde yaşayan, tabii Rezan Epözdemir krizi. Rezan Epözdemir krizi var. Ondan ama sonra... o da şaşırtıcı değil. Fatih Terim'in avukatıydı. Fatih Terim'le işler bozulmaya başladığında Rezan Epözdemir de bir anda yönetime döndü. Ve şu anda da Rezan Epözdemir'in attığı tweetlere bakarsan da sürekli Galatasaray Başkanı yönetimini kötüleyen ve giden Fatih Terim'e imalarla algı yaratan bir görüntü içerisinde. Yani zaten Fatih Terim Burak Elmas'ın seçilmesinde büyük pay sahibiyken yönetime de Rezan Epözdemir'i sokarak ben oradayım, ben orayı destekliyorum havasını kendi avukatını Galatasaray Başkanı'nın ekibine sokarak zaten örtülü bir
Desteği de Fatih Terim böyle göstermişti. Sonra yalnız Galatasaray Başkanı seçildiği zaman Fatih Terim'e seçilmeyi belli ölçülerde borçlu olabilir. Peki Galatasaray Başkanı'nın seçilmeyi belli ölçülerde, belli seviyede kamuoyu desteği bakımından ve kongrede de Fatih Terim'i seven kongre üyelerinin de oylarını almak ve suretiyle ciddi şekilde Fatih Terim'e borçlu olan biri seçildikten sonra, başkan olduktan sonra bu borcunu ödemek için altında çalışan bir profesyonel, parası ödenen, milyonlarca euro ödenen bir profesyonel olduğu da dikkate alınırsa, Galatasaray'ın seçilmiş başkanı, camianın lideri böyle bir borçla bir ayrımcılık mı yapmak durumunda yani? Kötü gidişata hesap sormayacak mı? Dur demeyecek mi? Kendi tasarrufunu ortaya koymayacak mı? Bir teknik adamı görevden alıp başkasını getirmeyecek mi? Yani ben başkanlığı sana borçluyum. Ben başkanım ama aslında başkan sensin. Ben makamı, yetkilerini, sorumluluğu devir mi edecek? Ama işte orada Barış abi, ne kadar ödenir bu borç? Ayrıldığımız nokta şu. Bu normal bir ilişki diye görmüyorum ben. Şimdi 3 yıllık proje dediğiniz zaman, evet. 3 yıllık projenin hani siz nasıl başkanlar, daha yeni başkan. Evet. Hani tamam. Ali Koç da ikinci döneminde yeni seçildi. Ya Fatih Terim, bak şimdi dün de söyledim dinleyicimiz. Yani bu projenin aynı de şey değil abi. Genç kadronun yapılanmanın bir zamana ihtiyacı olmaz mı? Yani Galatasaray bu kadroyu kurduğu anda ilk sene şampiyon mu olmak zorunda? Tabii ki öyle bir beklenti şart değil. Öyle bir şey değil ama yani Fatih Terim'in ilk, yani teknik direktör Fatih Terim diye Burak Elmas'ın, bu Burak Elmas'ın ilk 8 ayı da Fatih Terim'in ilk 8 ayı değil. Takım ne kadar yeni de kurulmuş olsa. Fatih Terim sürekli bir şeyler söylüyor ve dedikleri olmuyor. Ve bu olmamaz, sadece bundan ibaret de değil. Yani bana dün de bir dinleyici söyledi. Siz dedi çelişiyorsunuz dedi. Fatih Terim de yeni kurulan takım dedi. 8 aylık takım. Ve bir 3 yıllık 5 yıllık bir hedefin takımı. Ama siz Burak Elmas'a 8 ay bu kadar erken karar vermiyorsun ama Fatih Terim'in biletini kesiyorsun diyor. İyi de kardeşim, Fatih Terim 8 aylık adam değil. Fatih Terim yıllardır bu camianın içerisinde. Buranın çalışanı sürekli bir şeyler vaat ediyor ve o ışığı göremiyorsan sen, kaldı ki o ışığı göremek tek şey de değil. Fatih Terim sürekli ceza alıyor. Fatih Terim takımın başında bile olamıyor artık. Sürekli kavga eden, sürekli ceza alan, talimatlara aykırı söylemlerle, sağ kenarı davranışlarıyla, el kol hareketleriyle, küfürlerle, bir de kötü de örnek oluyor. Şimdi başkan bunlara ne kadar katlanmak durumundadır? Gidişat da iyi değil. Işık da vermiyor. Değildir. Ya bu bir de bu kere bu tasarrufu da vardır. Tabii değildir. Ya bu tasarrufu da var. Ama işte orada da bu yani, kez şey devreye girdi. Fatih Terim gönderilirse bu şekilde mi gönderilirdi? Çünkü ne dediler ki gönderir? Torrent'le biz yardımcı teknik adam olarak görüştük. Bak, ben Fatih Terim'e söyledim. Mesela Fatih Altaylı'nın programında diyor ki ben Torrent'i söyledim. Fatih Hoca demiş ki kim sana tavsiye etti? Bütün konuşma bu kadar geçmiş. Yani Fatih Terim'in yardımcısı olarak düşünülen Torrent'le ilgili Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki konuşma bu kadar geçmiş. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Fatih Terim gibi bir figürü. Yani mesela bak, başkan bence oraları taraflı, iyi tek, açıklayamadı. Tek taraflı. Bak Fatih Terim gibi figürü. Ha bu arada bak bir şey söyleyeyim. Herkes beğenmek zorunda da değil gönderiş şeklini. Ya bu sonuçta başkanın takdiri, tamam mı? Gönderiyor, işine son veriyor. Tek taraflı fesih. Ya tek taraflı fesih hiçbir zaman çok yakışıklı tamam, olmaz. Tamam, söylüyorsun, haklısın da. Ya Fatih Terim'i nasıl gönderirsen yakışıklı işte olur. Hayır, başkanlık olarak da zaten iş biraz öngörmek değil mi? Yani eğer Burak Elmas bu hamleleri yapıp Fatih Terim'i gönderdiği anda ortaya çıkacak fırtınanın daha büyük olabileceğini hesap etmekle yükümlü değil mi? Ya dediğiniz gibi hani, elbette ki. Tabii ki Burak Elmas, hiçbir gönderilme iyi olmuyor. Bu konuşmaların içerisinde ben zaten Burak Elmas'ın çok iyi yönettiğini, çok iyi başkanlık yaptığını, çok haksızlık yapıldığını falan filan bu hani anada söylemiyorum. Söylediniz ya, o Fatih Terim'i göndermenin komplikasyonlarıyla uğraşıyor tamam, diye. Evet. İşte ama o daha çok büyüyor. Büyüyor ama bak bir şey söyleyeceğim. Şu an ayı bir de tamam ama yani sonuçta şunu yapman lazım. Galatasaraylıysan tamam mı? Sonuçta başkan göndermiş. Başkanın tasarrufu, yetkisi. Bir de 24 saat içinde de yerine fena da isim değil, iyi bir isim getirmiş. Yani bir de hani gönderirsin de haftalardır Selçuk İnan yönetir takımı. Derler ki ya başkan sen Fatih Terim gibi adamı gönderiyorsun, B planın yok. Böyle başkanlık mı olur deniyor. Adam çat diye gönderdi, arkadan da hocayı getirdi. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi getirdi. Ha efendim gönderemez. Kim gönderemez? Başkan herkesi gönderir. Seçilmiş. Fatih Terim'i başkan üzerinde görenler şu anda çok rahatsızlar.
Başkan ben benim dedi. Ben Galatasaray başkanıyım dedi. Ha bunu deyiş şekli çok hoş olmamış olabilir. Ama Galatasaray başkanım, ben başkanım demesi normal bir şeydir. Ama bunu deyiş şeklini beğenmemiş olabiliriz. O da başkanın acemiliğidir. Başkanın amatörlüğüdür. O da öğrenecek herhalde bu işleri. Öğrenemezse zaten, beceremezse de gidecek. Ya Burak Elmas da buraya kazık kalkmayacak. Becerip beceremeyeceğini de göreceğiz. Ama 8 ay bunu belirlemek için çok uzun bir süre değil. Çok kısa bir süre. Bakalım Burak Elmas bundan sonraki performansına Galatasaray nasıl bir takım olacak? Torrent'le beraber ne kadar? O Torrent gitti, başkası geldi. 3 teknik adam, 5 teknik adam değişti falan. O zaman tabii Burak Elmas hızlı bir şekilde yıpranır ve kongre süreci başlar zaten önümüzdeki yıldan itibaren. Ben de onu anlatıyorum. Ama koparılan yaygaraya bakıyorum. Burak Elmas daha ortada olumlu olumsuz çok fazla bir icraat yok. Bana göre en büyük falsosu ne biliyor musun? Fatih Terim'in arkasında duracağım diye kendisinin inanmadığının da belli olduğu bir metni bağıra çağıra söyleyip TFF'ye açtığı savaş sırf Fatih Terim'in arkasında duracağım diye. Kendi bile inanmıyor o metne. Söyledi etti, hiçbir şey olmadı. Metin de havada kaldı. Galatasaray'ın açtığı bayrak da havada kaldı. Hayat devam ediyor. Şimdi en büyük falsosu Burak Elmas'ın buydu bence. En büyük amatörlüğü buydu bence. Getson Fernandez'i getirememesi değil. Getson Fernandez'in şartları Galatasaray'a ağır geldi. İşine gelmedi. Öncelikleri arasında değildi. Almadı. Beşiktaş devreye girdi. Beşiktaş önceliklerine uydu şartlar. Beşiktaş aldı. Vay efendim Getson'u nasıl kaptırırsın Beşiktaş'a böyle baş istifa. Ya bunlar çok ucuz işler. Bunlar kahvehane işleri. Burak Elmas bir kere başkanlık makamıyla ilgili en büyük falsosu federasyona savaş açıyorsun. Bu kadar ağır konuşuyorsun. Ben arabada giderken Radyo Spor'da dinliyordum Burak Elmas'ın konuşmaları. Ben hayatta bu kadar ağır bir savaş açma konuşmasını, bu kadar başkan gördük biz. Bu kadar ağır sözler duymadık. Bu kadar ağır sözler, bu kadar geri dönüşü olmayan sözler duymadık. Fakat o geri dönüşü olmayan sözlerin geri dönüşü varmış. Çünkü bu federasyon göreve devam ediyor. Galatasaray Başkanı orada oturuyor. Siz orada oturamazsınız. Ya siz olmayacaksınız ya biz olmayacağız dedi. Ya bunu dedi. Ya siz olmayacaksınız ya biz olmayacağız dedi. Bu oyun böyle oynanmaz dedi. O da orada oturuyor, o da orada oturuyor. Nasıl olacak bu iş? Mesela en büyük şey bu bence. Getson Fernandez önemli değil. Bir oyuncuyu biri alır, öbürü alır, öbür gün başkası ister, o başkası alır. Bunlar olur. Bunlar önemli değil. Fatih Terim efendim nasıl görevden alırsın? Alır kardeşim. Beğenirsin beğenmezsin. Hoş olmuş hoş olmamış. Adamın yetkisi. Kim Galatasaray Başkanı? Fatih Terim mi? Burak Elmas mı? Ama bak ben neyi görüyorum biliyor musun? Bu arada hani Burak Elmas'ın bir sürü falsosu var, acemiliği var, yalpalaması var. Evet ama bunlarda o da dersini çıkartır mı çıkartmaz mı? Ali Koç'un da ben aynı şeyleri söyledim. Geçen dönem görev yaparken onunla ilgili de. O da yeni seçildi. O da ikinci defa seçildi ama o da yeni seçildi. Bir kademe daha kıdemli Burak Elmas'a göre. O kadar Ali Koç'ta o kadar işte. O da daha hala hatalar yapıyor. Tamam. Plansızlık, programsızlık, falsolar bir sürü var. Taraftarı da rahatsız ediyor. Aynı şeyler tamam mı? Ama sonuçta başkanlar. Görevdeler, seçilmişler ve görev sürelerinin daha başındalar. Yani biri ilk görev süresinin öbürü ikinci görev süresinin daha başında. Bırakacaksınız görevlerini yapacaklar. Ondan sonra olağan kongre geldiğinde de o zaman bakarsınız oy verip vermeyeceğinize, başka aday çıkar mı çıkmaz mı bakarsınız yani. Şu anda bakıyorum yalnız Burak Elmas'a yapılan saldırılara bakıyorum. Tamamen Fatih Terim'in revanşı üzerinden bir karalama ve saldırı kampanyası ve yıpratma kampanyası var Burak Elmas'a karşı. Peki bunun sonuçta bunu da yapanı bağlar. Bana ne yani, ben Galatasaraylı da değilim ya, ben dışarıdan konuşuyorum. Ben niye bunun üzerinde duruyorum? Ben soru şunu soruyorum. Şu anki yıpratma, karalama kampanyasının Galatasaray'a ne faydası var? Ne faydası var? Şimdi Torrent'i getirmiş mi? Getirmiş. Torrent'in takımı da değil bu takım. Torrent, Fatih Terim'in takımını adam etmeye çalışıyor. Açık konuşalım. Evet, futbol takımı. Paralar ödeniyor mu? Maaşlar ödeniyor mu? Ödeniyor. Takımın başında bir teknik direktör var mı? Var. Peki iyi bir teknik direktör mü? Evet. Yani hiç fena değil. Bu şartlarda getirebilecek. İyi. Bak Fenerbahçe İsmail Kartal'ı getirebildi işte. Beşiktaş Önder Karaveli ile devam ediyor. Yani bunlar gidip kimi getirdiler? Fenerbahçe kimle çalışıyor? Beşiktaş kimle çalışıyor? Beşiktaş zaten kadrosunda olan. Düne kadar ayda 30-40 bin lira maaş alan. Fena da gitmediği için devam edeceğiz senin sonuna kadar dedi zaten. Aslında geçiciydi. İdare etendi Sergen Yalçın sonrasında. Hoca bakıyorlardı, hoca bulmaya çalışıyorlardı. Ceyhun Kazancı'nın söylemişti. Sonra baktılar ki hiç fena değil, takımla uyumu güzel.
Hava güzel. Hocamıza devam edelim. Hoca da bizim hocamız zaten yani. Bizden yetişmiş hoca. Altyapıyı çalıştırıyordu. Bu öyle gidiyor Beşiktaş. Fenerbahçe Pereira geldi. Gelen Pereira. Giden Pereira. Yerine gelen İsmail Kartal. Peki sen bu şartlarda Torrent'i getirmişsin. Siz daha ne istiyorsunuz? Bak Beşiktaş Fenerbahçe yapamadı bunu. Siz Galatasaray yaptı. Torrent'i getirdi. Guardiola'nın ikinci adamını getirdi. Guardiola'yı da getiremezsin zaten Türkiye'ye. Kusura bakma anca tatile getirirsin. 3 gün 4 gün o da yani. Bir haftadan fazla da kalmaz. Şimdi bu şartlar altında bırakın da kendi kurmadığı takımda bir şeyler düzeltmeye çalışıyor. Ne istiyorsunuz ya? Maaşlar ödeniyor. Ama Barış abi senin söylediklerinde de sanki bu takımda hiç Burak Elmas'ın sorumluluğu yokmuş gibi ya, bir şey çıkıyor. Olmaz olur mu Ali? Yani Fatih Terim'in takımı, Burak Elmas'ın çok sorumluluğu var. Düzeltmeye çalışıyor bak, gibi şey dendiği zaman Fatih Terim'in takımı düzeltmeye çalışıyormuş gibi dendiği zaman sanki hani Burak Elmas da Torrent gibi aynı anda gelmiş gibi oluyor. Hayır, hiç öyle demiyorum. Hiç öyle demiyorum. Hiç öyle Burak Elmas'ı bir yerden sorumluluktan kaçırmak mı? Zaten bu aslen Burak Elmas'ın projesi yani. Burak Elmas bu tarz oyuncular. Hayır bu Fatih Terim'in projesi. Burak Elmas başkan olarak bir Galatasaray hayal ediyor. Evet. Ve Fatih Terim ikna ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Fatih Terim normalde böyle bir takımla çalışacak bir teknik adam değil. Hayatı boyunca çalışmamış. Fatih Terim yıldızlarla çalışır. İyi kadrolar kurar. Ligin üstünde kadrolar kurar. O kadroyla ya başarılı olur. Başarısız olursa transfer ister. Bu iş bütçe meselesi. Galatasaray az para harcamıyor. Tamam. Bu Burak Elmas'ın kafasındaki Galatasaray aslında. Ama oyuncuların seçiminde Fatih Terim'in dahi var. Oyuncuların seçen kim oyuncuları? Tamam ama bak, hani az para da harcamıyor dedim bak. Tekrar soruyorum. Senin cümlelerinle. Az para harcamadı. Yani Galatasaray başkanı bu bütçeyi bulmuş vermiş. Harcatmış bu parayı değil mi? Ama kendi istiyor. Mesela şimdi Fatih Terim'e demek istiyorum. 20 yanlış milyon mı? Euro. Burak Elmas'ın istediği proje yanlış mı? Yani sen işte nasıl ayırabilirsin? Hani Fatih Terim'i takımı düzeltiyor dediğimiz noktada. Anlatıyorum ama. Ne istediğini söylemiş Burak Elmas. Hayal ettiği şey hangi Galatasaraylı? Veya da Ali Koç'un hayal ettiği ve istediği şey, söylediği şey hangi Fenerbahçeli reddetti bugüne kadar? Hiç kimse. Söyledikleri her şey doğruydu. Tamam. Bak Ali Koç'un ve Burak Elmas'ın vizyon olarak ortaya koyduğu genç takım, mücadele eden takım, yaş ortalaması genç, maaşlar düşürülmüş, daha ekonomik, daha dinamik, genç, yetenekli olabildiğince, scouting becerisi falan filan bunlarla beraber altyapısıyla, üst yapısıyla modern bir kulüp. Hı. Ali Koç'un da ortaya koyduğu vizyon bu. Burak Elmas'ın da ortaya koyduğu vizyon. Bu da ne yanlış? Her şey doğru. İcraat yanlış. Yani hayata geçirme yanlış. Hayata geçirme eksik. Yoksa söylem olarak baktığında Ali Koç'un söylediği her şeyi herkes satın aldı. Burak Elmas'ın söylediği her şeyi herkes satın aldı. Biz dahil. Tamam. Ama icraata dönüşmesinde problem var diye insanlar isyan ediyorlar. Şimdi Burak Elmas'ın icraata dönüşen tarafında Fatih Terim'in inisiyatifleri var. Yani Morutsan'ı çıkıldı ayı o getirdi. Ve diğer oyuncuları o getirdi. Ha diyorsun ki sen ama diyorsun projeyi ortaya koyan Fatih'imden bunu isteyen Burak Elmas. Evet istemesinde de bir yanlışlık yoktu. Ama verdiği para da az para değildi. O parayla kurulacak takım daha iyi olmalıydı. Bunu yapan Fatih Terim. Dolayısıyla bir kere sahadaki takımla ilgili sorumluluk onda olmakla beraber ben demiyorum ki Burak Elmas suçsuz. Burak Elmas günün sonunda başkan olduğu için her şeyden sorumlu. Fatih Terim'le devam etmekten de sorumlu. Her şeyden önce yani bırak sen efendim proje doğru proje ama projeyi icra eden Fatih Terim kendisine verilen hiç de fena olmayan bir parayı kötü kullandı. Demek ki Burak Elmas'ın suçu yoktur değil. Burak Elmas Fatih Terim'e o projeyi veren ve parayı veren Burak Elmas da eğer Fatih Terim başarısızsa Burak Elmas suçlu. Çünkü birçok Galatasaray'da şunu söylüyor. Yani belki çoğunlukta değil ama çok sayıda Galatasaray'da şunu söylüyor. Fatih Terim'i göndermesinden önce Fatih Terim'e devam etmesi bile yanlıştı. Sezon başında Fatih Terim gitmeliydi. Fatih Terim'e seçilmeyi borçlu olduğu için onunla da devam edip borç ödedi. Başkan böyle davranmaz diyen çok Galatasaray'da gördüm ben. Onlar da haksız değiller. Kendisi devam etme kararı aldı. Eğer bir Fatih Terim'in başarısızlığı varsa bu aynı zamanda Burak Elmas'ın da başarısızlığıdır zaten. Bunu kimse inkar etmiyor. Ben de inkar etmiyorum. Ben Burak Elmas başarılı da demiyorum. Ama sadece diyorum ki bazı kararlar vermek ve yanlış yaptığına kanaat getiriyorsa o yanlışı düzeltmekle alakalı başka kararlar vermek hakkına haiz diyorum. Bunu da 8 aylık başkan için söylüyorum yani. Yani 5 yıl 8 aydır başkandır da döner deriz ki biz de artık ya Burak Elmas yapamıyorsun bırak işte ya kaçıncı bu. Daha bu ilk 8 ay. 5. 8 ay değil yani. Dolayısıyla ben bu hani artık bıraksın gitsin bu rezalet falan filan dediği daha ilk görevden aldı teknik direktör.
Yani anlatabiliyor muyum? Bakalım bir görelim ne yapacak? Torrent'le ne yapacak? Torrent'e önümüzdeki sene verilecek bütçe ne? Bu takım ne yapacak bundan sonra? Önümüzdeki sene nasıl bir takım kurulacak? En azından bunu görmemiz lazım. Ha önümüzdeki sene de öyle gidiyordur. Zaten o zaman sen ne dersen de zaten taraftar çok tepki gösterir. Ama yani şimdi ben bakıyorum ya işte NEF anlaşmasına bakıyorum. Galatasaray'ın bir döndürülebilir ekonomisiyle alakalı yapılanlara bakıyorum. Galatasaray futbol takımını geleceğin takım olarak kurma noktasında elbette hemen bu sene şampiyonluk olmuyorsa bu Fatih Terim'in de büyük bir başarısızlığı da Burak Elmas'ın başarısızlığı da sayılmaz ama harcanan parayla kurulan takım ve ortaya koyduğu futbol ışık vermesi bakımından büyük ayak kırıklığı. Ama Burak Elmas'ı sen bundan yani Fatih Terim'i gönderiş şeklinden ziyade şundan eleştirmen lazım. Eleştireceksen eğer. Fatih Terim'e niye devam ettin? Niye bu paraları Fatih Terim'e verdin? Fatih Terim hayatında genç takım kurmuş mu? Baştan Torrent'le baş çalışsaydın o zaman. Öyle bir şansı yoktu zaten. Öyle bir şansı yoktu. Çünkü yani. Neden? Çünkü zaten Fatih Terim'le seçildi. Tabii. İşte onu yani eleştirebilirsin. Fatih Terim'in açıktan onu eleştirebilirsin. Burak Elmas'a destek verildiği biliniyor seçim döneminde. Onu eleştirebilirsin işte. Dersin ki sen projeni hayata geçiremeyecek bir adama milyon eurolar emanet edeceğine baştan onunla başkan olmak için onu kullanmayacaktın. Yani bunu eleştirebilirsin. Bu da yine sonuçta bir kanaat üzerinden eleştiriyorsun. Şimdi Burak Elmas'ı şimdi burada olsa şu anda diyecek ki ne münasebet ya beni Galatasaray Kongresi beni seçti. Fatih Terim neresinde bu işin diyebilir yani. Ama örtülü anlamda senin söylediğin gibi çünkü mesela başkan adayları içerisinde sadece bir aday kesin olarak Fatih Terim'e çalışmayacağını söyledi. Eşref Amamcıoğlu. Evet. Eşref Amamcıoğlu Alman teknik direktör getireceğim dedi. Ve seçilemedi. Diğerleri de Fatih Terim'e devam edeceğini örtülü veya açıktan ifade ettiler. Bir tek Eşref Amamcıoğlu'ydu yani. Onun dışındakilerin hepsi sonuçta Fatih Terim başarısızsa elbette bunun arkasında kendileri de sorumlu olacaklardı. Bundan kaçış yok. Ama yani biz Burak Elmas başarılı, Burak Elmas sorumluluğu yok bu takımla alakalı falan demiyoruz. Diyemeyiz de zaten. Başkan her zaman sorumludur. Başarıdan da başarısızlıktan da sorumludur. Başkan çünkü. Onun için bunlar da bu eleştirileri yapmakta da bir sıkıntı yok. Ama ben bakıyorum yani şu saldırılara bakıyorum falan filan. Burak Elmas belki de başarılı olamayacak, kalkamayacak bu saldırının altından. Ya zaten acemi bir başkan ve çok güçlü bir yönetim olduğunu ben Burak Elmas'ı düşünmüyorum Ali Koç gibi. Aynı benzer kaderleri paylaşıyorlar ve ortaya koyduğu görüntü de kendine emin bir görüntü değil. Ya biraz artık Torrent'e falan bel bağlamış vaziyette. Çok fazla böyle kontrollü durmuyor Burak Elmas'ta. Çok yani çok güven veren, çok ağır kontrollü, soğukkanlı durmuyor. Bunlar mesela Burak Elmas'ın başarılı olacağı ile ilgili bende şüpheler oluşturuyor. Ama bu saldırmaya, kampanya yaratmaya, istifalar, olağanüstü kongre çağrılarına falan da gidecek kadar da uzun boylu olması da çok yanlış buluyorum yani. Galatasaray'a da zarar veriyorlar. 8 aylık bir yönetim de bunu hak etmiyor. Ama iyi sinyaller veriyor mu? Vermiyor. O da ayrı bir konu. Haklı mı çıkacağız? Haklı mı çıkacağız? Bakacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.51 saatlerimiz Beşiktaş hafta sonunda Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Ancak son dönemde özellikle iç sahada Beşiktaş Antalya Spor karşısında oldukça zorlanıyor. Son 3 sezonda Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Antalya Spor karşısında galibiyeti yok. 3-2 yenilmişti. 2-1 kaybetti ardından gelen sezonda ve geçen yılda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş Antalya Spor'la. Bakalım bu kez Beşiktaş Antalya Spor karşısında galip gelebilecek mi? Beşiktaş'ta Belek kampı bitti. Siyah beyazlı takım İstanbul'a geri döndü. Pazar günü Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek saat 19'da. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gezal, Josef De Souza ve Umut Meraş takımdan ayrı çalıştılar ve durumları yarın yapılacak test sonrası netlik kazanacak bu 3 oyuncunun ki 2 tanesi ilk 11 oyuncusu. Diğer yanda Kanada milli takımında görev alan Atiba ve Larin'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor ve pazar günü büyük bir ihtimalle oynayabilecekler.
Beşiktaş Antalya Spor maçında eğer Önder Karaveli onlara görev verirse, hatırlayacaksınız son karşılaşmada Larin asist yapıp Atiba'da golü atan isimdi. Kanada milli takımında Beşiktaş'taki son gelişmeler bu şekilde. Antalya Spor'la alakalı olarak Luis Adriano transferi dedik. Bir taraftan da Antalya Spor Sinan Gümüş'ün peşinde, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü transfer etmek istiyor Antalya Spor ki 2 yıl önce de Antalya Spor forması giymişti. Sinan Gümüş'ün Luis Adriano ile birlikte açıklanması bekleniyormuş habere göre, ama Luis Adriano artık belli oldu. Sinan Gümüş'ten hala bir ses gelmedi. Göztepe bu hafta Altay'la derbi karşılaşmasında mücadele edecek. Altay açısından da Göztepe açısından da önemli bir karşılaşma. Göztepe'de de Aytaç Kara'nın bugün açıklanması bekleniyor. Aytaç Kara Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelmişti ama Galatasaray'da Aytaç istediklerini yapamadı. Şimdi Aytaç'ın artık Göztepe ile anlaşması bekleniyor. Bugün imzalar atılabilirmiş, yine bir haber. Anadolu takımlarından devam edecek olursak Sivasspor'da golcü oyuncu santrafor Leke James'in bir operasyon geçirdiğini söyleyelim. 29 yaşındaki forvet oyuncusu uzun süre sahalardan uzak kalacakmış. Rıza Çalınbay da Leke James'in yerine bir alternatif istemiş, haber bu şekilde. Evet, şöyle bakıyorum diğer haberlere. Fenerbahçe ile alakalı olarak biliyorsunuz bir sol bek transferi gündemdeydi. Fenerbahçe Kasımpaşa'nın başarılı sol beki Eren Elmalı için görüşmelere başlamış. Kasımpaşa kapıyı 3 milyon eurodan açıp 2,5 milyon euroya kadar inmiş. Sarı lacivertler de 21 yaşındaki oyuncu için bir takas formülü düşünmekteymiş. Haber bu yönde. Diğer yanda Fenerbahçe'de milli takımlarda görev alan kim ki, onun takımı Güney Kore'de Dünya Kupası vizesi aldı. Diğer taraftan Kongo'ya giden Tisserand da dün takımla antrenmana katılmışlar. Diğer milli oyuncular Fenerbahçe'de Ener Valencia ve Diego Rossi'nin de bugünkü idmana katılmaları Fenerbahçe'de bekleniyormuş. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Sabah sporunda saatlerimiz tam 9. Telefon hattımız açık. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. 10 geçe reklamına kadar bir dinleyicimizi daha telefon hattına alacağız. Bir taraftan da Barış abiyle gözümüz Bundesliga'daki maça takıldı, bir tekrar mücadelesi. Leipzig-Wolfsburg mücadelesi. Barış abi, ortada folyo kumurta yok ama öyle bir mücadele var ki gözünü alamıyorsun dedi. Şimdi evet, yani reklam arasıydı. Şimdi Bein'de bir tekrar maçı 15. dakika Leipzig-Wolfsburg 0-0 dakika 15. Şimdi gol yok. Ortada net bir gol pozisyonu da yok. Ceza sahası içinde de top doğru düzgün gitmedi. Öyle kaleci falan top kurtarmadı. 0-0. Fakat taç çizgisinin orası dahil. Oyuncular arasında öyle bir kıran kırana mücadele ve o kadar hızlı, çabuk oynanan bir oyun var ki sizin böyle nefes alırken nefesinizi kesiyor. Yani nefes almayı unutuyorsunuz bir ara, bu topa kim sahip olacak diye. Sürekli mesela topu ayağına alan çok çabuk paslaşıyor. Çok çabuk karar verip topu çabuk rakip bölgeye taşımaya çalışıyor. Taşırken hata yapıyor, öbürü baskı yapıyor, topu kapıyor. Karşılıklı top kayıpları bile sizin sürekli bir aksiyon, sürekli bir topu kazanma gayreti ve bitmek bilmeyen bir enerjiyle ve çabuk karar vermek. Topu kazanan da çabuk oynamaya çalışıyor, topu kaybeden de çabuk geri almaya çalışıyor ve topu kaybettiği bölgede almaya çalışıyor. Şimdi ortada gol pozisyonu yok. Ortada gol pozisyonu yok. 0-0. 15 dakika olmuş, bakıyorsun nefessiz seyrediyorsun karşılaşmayı. Sana bir şölen, hakikaten bir sen bizim ligimize bakıyorsun. Topu kazanan eveleyip geveleyerek
garanti pas yapayım, bakayım, vereyim, düzelteyim, 3 defa topu düzelteyim, sağıma vereyim, soluma vereyim, arkaya vereyim, topu kaptırmayayım ama en güvenli şekilde topu kaptırmayayım. Öbürü de topu kapmak için bu kadar ısrarcı ve enerjik değil. Hele bir de enerjik bir şekilde topu kazanmak için biraz agresif hareket ettiğinde de en ufak bir temasta yere yatıp kıvranan oyuncular, sürekli duran oyun. Öbürü tükürür, öbürü tekmeni düzeltir, öbürü kenara gider su içer, öbürü gider yerde yatar 2 saat kıvranır, ona hakem gelir başına der ki şey çağırın, o gelir bakar yalandan, sonra bir bakarsın hiçbir şey olmamış gibi kalkar koşar. Sürekli duran oyun, sürekli ağır oynanan bir oyun, ağır paslaşılan bir oyun, aksiyonlar yavaş çekim. Şimdi buraya bakıyorsun, bizdeki aksiyonların çarpı 2 çarpı 4 katı sürekli olarak, pozisyon olmasa bile. İlk defa 17. dakikada kaleci top kurtardı. Ama hiç sıkılmıyorsun bakarken. Evet. Şimdi bu Bundesliga ile Türkiye ile ilgili basit bir karşılaştırma bu. Biz nasıl mücadele ederiz? Ya bu rekabetin içinde, bu pazar payın içerisinde biz nasıl var olabiliriz? Ticari olarak bir. İki, sportif rekabet. Şu Leipzig ve Wolfsburg. Ya bunlar Alman Bundesliga'yı domine eden takımlar değiller. Bayern değil, Dortmund değil bunlar. Leverkusen değil bunlar. Evet, Leipzig büyük bir çıkış yaptı son zamanda falan filan ama Wolfsburg her zaman bir Wolfsburg'tur falan ama bu sene iyi değil mesela. Yani şimdi baktığın zaman yani bu takımlarla eşleştiğimizde bizim takımlarımız çok büyük takımlarla eşleşmiş saymıyoruz ama bunların oynadığı futbol bizim 3 kat, 4 kat, 3 gömlek, 4 gömlek üzerimizde. Zihniyet olarak üzerimizde, yani çabukluk, enerji, her açıdan biz başka bir çağın futbolunda kaldık. Ya bunların bize hem sportif anlamda hem ekonomik anlamda bu yıkım, bu aradaki uçurum giderek de büyüyor. Ya bu Almanya değil, İngiltere değil. Yani şimdi Almanya, İngiltere 3 nokta diye görüyor olabilirsiniz ama inanın Belçika'da, Hollanda'da, Portekiz'de de farklı bir tablo yok. Onlar da çabuk oynuyorlar. Onlar da çok çabuk top kazanmak ve çok çabuk topu kullanmak konusunda tek paslar, hızlı paslar, hızlı paslaşmalar, üçgenler, dörtgenler, öne doğru adamak isteyecek hamleler, o çabukluk, kaptırdığı zaman geri kazanmak için hemen geçiş oyununa dönüş falan, bunlar o kadar refleks halinde onlarda var ki bizimkiler düşüne. Bunları düzeltmeden de Türk futbolunun bir marka değil. Bir de zaten yönetim tarafında Rize Başkan'ın söylediklerinden tut TFF'nin eylemlerine, kural koymalarına, talimatlarına, onları uygulayamayıp başka talimatlar biten oyuna koymaya kadar, yani baktığın zaman neresinden tutsan elinde kalan bir yapı bizim yapımız. Yazık. Evet, dinleyicimiz telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Adım Oğuzhan, 36 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim, Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Fenerbahçe taraftarıyım ama artık Fenerbahçe hakkında konuşmak istemediğim için ben, eğer müsaadeniz olursa, biraz sizinle Amerikan futbolu konuşmak istiyorum. Buyurun, dinliyoruz sizi. Geçen sene de bağlanmıştım. Şimdi bu sene biliyorsunuz Super Bowl artık belli oldu geçen hafta itibariyle. Cincinnati ve Los Angeles finale çıktı. Yani dünyanın belki de en büyük spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl haftaya pazar günü bu iki takım arasında oynanacak. Tabii bu süreçte bu sene çok farklı şeyler de oldu. İşte Tom Brady emekli oldu. Bazıları tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı atleti olarak nitelendiriliyor kendisi. Hı hı. Yaklaşık 44 yaşındaydı galiba en son. 44 yaşında emekli olmuş oldu. 22 sezon NFL'de oynadıktan sonra. Bunun dışında Ben Roethlisberger, yine 2 Super Bowl kazanan bir oyun kurucu, o da emekli oldu. Aaron Rodgers şu an işte Tom Brady mi iyi, Aaron Rodgers mi iyi tartışmasının bir diğer aktörü olan Aaron Rodgers bu sene Super Bowl'un en büyük favorisi olan Green Bay'deydi. Green Bay ne yazık ki ilk playoff turunda elendi. İşte Aaron Rodgers 2004'ten beri, o da yaklaşık işte 17-18 senedir Green Bay'de oynuyor. Bu sene galiba sondu gibi demeçleri oldu. Seneye başka bir yere gitme durumu var. Ama bunların bunların tamamen dışında ben sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer dinleyicilerimiz veya sizin de fırsatınız olursa, işte playofflardaki Buffalo Kansas maçının sadece şöyle bir son 10 dakikasını
izleyip aslında... Çok güzel playoff maçlar oldu değil mi bu sene? Ama evet, bir maç var evet. Ki bu sizin söylediğiniz maç o maç mı? Yani o artık maç. Bitti derken 15'imse millet çıkarken inanılmaz bir şekilde dakika... geri dönüş. Yani ben onu çok meraklısı bir arkadaşımla konuştum. Evet. O kapatıp yatmış bitti diye. sonra ben ona tam tersi olduğunu söylediğimde inanamadı. Ve açıp sonunu seyrettiğinde de yani onu şöyle benzetti. Olan şeyler öyle şey. Çünkü ben çok kurallarını da açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Dedi ki yani sana dedi şöyle anlatayım dedi. Dakika 90 dedi. Evet. Senin takım 2-0 gerideyken 90, 92, 94'te 3 tane gol atıp uzatmada maçı 3-2 kazanmış gibi düşün dedi. Aynen öyle. Bu Manchester United Bayern Münih maçı vardı hatırlarsınız. Onu iyi biliriz evet. Son 10 dakika ben de o maçta uyuma gafletine düşmüştüm. Of of. 10 dakika. Of. Şimdi onun bir maç içerisinde son 2 dakikada 3 kere yaşandığını düşünün aynı durumun. Yani son 17 saniye kadar artık tamam bu maç bitti. Buffalo kazandı derken son 17 saniyede maç tekrar döndü. Uzatmaya gitti ve Kansas uzatmalarda tek hamlede tekrar maçı kopardı. Ki şöyle bir şey var, Buffalo maç boyunca bütün hücumlarını sayıya çevirmişti. Yani başarısızlığı olmaması lazım maç içinde elendiler. Yani inanılmaz bir çekişme, inanılmaz bir mücadele. Her şeyini ortaya koyan sporcular. Onları görünce insanın bir de Fenerbahçe maçını izleyesi ne yazık ki gelmiyor. Sormayın. Yani ben bir de hakikaten fanatik sizin... Fenerbahçeliyim. Yani kale arkasından kombinesi olan bir Fenerbahçeliyim. Ama artık gerçekten izlemiyorum yani. Bir şey soracağım size. Buyurun. Bu demin Manchester United Bayern maçı vardı ya sonunda uyuyakaldınız. Evet. O kaçtı? 2000 miydi? 99'du sanırım. 99. 99 Şampiyonlar Ligi finali değil mi? Evet evet. Evet. Kaç sene olmuş? Kaç sene olmuş ya dün gibi? Yaşımızı belli ediyoruz. Sormayın. Çok yaşlanmışız. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geçen gün de ben Esport Plus'ta bir belgesel izledim Barış abi. Şimdi Amerikan futbolu deyince. Bu da bu arada Super Bowl finali hangi şeyde gün? Bu gelecek 14'ünde. 14 Şubat. Şubat 14. Ha, Şubat. Daha var. Evet. 10 gün var. Evet. Final belli oldu. Reklam verecektik de oraya. Onun saniyesi 1 milyon dolar. Yok 5 milyon dolar. 5 milyon dolar tabii canım. Bir 10 saniye Radyospor reklam verelim diye düşündük de arkadaşlar. Süper olur ama. Dediler ki ama çok süper olur Radyospor dinleyici izler mi diye. İzler dedik. Yoksa bir 50 milyon dolar ayırmıştık. Çok güzel, süper. Ben de bir belgesel izledim Esport Plus'ta. Şimdi dedi ya Tom Brady 22 yıl sonra emekli oldu. İşte o oyunun en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Çoğu kişiye de öyle. Bir ortalama NFL oyuncusunun kariyeri 3,5-4 yıl sürüyormuş. Ben ona çok şaşırdım. Evet. Ve genelde de oyunu bıraktıktan sonra kısa süre içerisinde iflas ediyorlarmış. Çünkü Amerika'da hepsi birbirini izliyor ya, NBA, evet, baseball, Amerikan futbolu. Yani hiçbirini aynı dönemde şey yapmaya çalışmıyorlar. Çarpıştırmıyorlar. İzlensin diye böyle veriliyor ve oyuncular da kısa süre sonra iflas ediyorlarmış. Paraları yönetemedikleri için. Ama 3,5-4 yıl, bir de emekli olabilmek için de ligde 10 sene kalmak gerekiyormuş. Evet. Hani 10 sene oynamadığın zaman emekli de etmiyorlar seni. O da çok enteresan geldi. Yani 3,5-4 sene çok az bir kariyer. Çok zor bir spor. Çok zor, çok ağır bir spor. Oyuncular oyun bittikten sonra, yani futbol kariyerleri bittikten sonra sürekli yaşam boyu devam eden ağrılarla mücadele ediyorlarmış. Çok onların zor. Şeyi, sağlık harcamaları hep daha fazla oluyormuş. Bayağı enteresan da o belgeseli de dileyenler Esport Plus'tan izleyebilirler. Tabii Super Bowl'da bu kadar bahsettik. Esport'tan canlı olarak verilecek. Onu da evet, 14 Şubat'mış olur, tarihi evet. De. Yani Super Bowl yani Esport'tan canlı yayınlanması hakikaten çok önemli bir olay. Basit bir şey değil. Çok çok büyük bir organizasyon. Çok büyük bir final. Bütün dünyada en çok para kazandıran evet, organizasyon. Yani bütün dünyada en çok izlenen organizasyon oluyor. İnanılmaz bir ekonomisi var. Sadece Super Bowl'un ki, yani Super Bowl da hani dediğim gibi ben Amerikan futbolu takip etmiyorum açık söylemek gerekirse. Yani Cincinnati'nin favori falan olduğunu biliyordum öyle ama hep böyle kulaktan dolma benim bilgilerim. Oyunun kurallarını bile çok iyi bilmiyorum. Ama bu Amerikan futbolu aslında 60 dakikalık bir oyun. Ve şimdi Super Bowl'da en az bir 3 saat falan sürecek. Yani çünkü oyun duruyor. Arada inanılmaz gösteriler var, şovlar var.
eğlence tarafı var işin. Bununla beraber reklamlar var. Ve öyle bir hale getiriyorlar ki 60 dakikalık değil mi? Yanılmıyorum 60 dakikalık falan bir oyun. 15 çarpı 4 kuartır. 60 dakika yapıyor. Ama durmasıyla ve aradaki gösterilerle insanları eğlendirmesiyle ekranın başına 3 saat 4 saat kitleyen ve bu zaman zarfında işte demin Ali'nin söylediği gibi saniyesi 5 milyon dolar gibi fiyatlarla milyonlarca insana ekran başına kilitlediği için zaten bu paralar eden ve tüm dünyada başta Amerika kıtası olmak üzere çok ilgiyle izlenen. Bizde tabii Amerikan futbolunu hem oyun kurallarını bilmek, oyunu sürekli izlemek bakımından hem uzağız. Onlarda da kolej ligi vesaire bilmem ne. Hem uzağız onlara hem de zaman farkı. Yani kurallara da uzağız, oyuna da uzağız. Bir de zaman farkından dolayı bize çok zor yani. Gece yarısı kalkıp sabaha kadar oturmanız lazım. Yani bizim hayatımızda istesek bile takip etme şansımız olmayan bir konu bu. Ama Super Bowl başka bir şey. Takviminize işaretleyin. O en azından anlamak, bilmek ve en üst düzeydeki o heyecanına ortak olmak için 14 Şubat. Sabaha karşı bir saatte tam bilmiyorum saatini. Saatine de oturmanız lazım gece sabaha kadar ama haberiniz olsun. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, her zaman olduğu gibi bu saat diliminde alternatif piyasalarda size Bitay'dan bir Bitcoin fiyatı aktaracağım. Bitcoin düne göre yaklaşık %2'lik bir yükselişle 514 bin lira civarından işlem görmekte şu an Bitay'da. Ethereum fiyatı da 38 bin liraya yaklaştı. %5'lik bir yükseliş var yaklaşık olarak Ethereum fiyatında da. 37 bin 935 liradan işlem görmekte Bitay'da bir Ethereum. Dolar cinsinden bakacak olursak da bir Bitcoin şu an düne göre %2,5'luk bir yükselişle 37.860 lira dolardan işlem görmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, sırada da günün kuponu var. Bugün Süper Lig 24. hafta 2 karşılaşmayla başlıyor dedik. Aynı saatte başlayacak mücadeleler. Saat 20'de Kayseri Spor, Hatay Spor, Konya Spor, Giresun Spor mücadeleleri var. Kayseri Spor, Hatay Spor karşılaşmasında ben mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum. 2,5 gol üstü beklentim var. Oranı 1.74. Konya Spor, Giresun Spor biraz daha farklı. Giresun Spor son dönemde pek iyi işler yapamasa da savunma anlamında yine kendi fabrika ayarlarına dönecektir Konyaspor karşısında. Konyaspor'un maçları da çok gollü geçmiyor. 2-3 gol barajında kalması muhtemel bir mücadele. İspanya'da Hetafe-Levante mücadelesi var. Hetafe özellikle aradan önce formunu yükseltip ki Enes Ünal da yine goller atmaya başlamıştı Hetafe'de. Okay da biliyorsunuz oraya gitti. Okay Yokuşlu da. İyi işler yapmıştı ve bütün galibiyetlerini Hetafe şu ana kadar iç sahada aldı. Diğer yanda Levante ligin sonuncusu, deplasmanda oynadıkları karşılaşmalarda galibiyetleri yok. 10 mücadelede 2 beraberlik 8 mağlubiyetleri var. Bugün Hetafe'nin zorlansa da ben kazanmasının normal sonuç olduğunu düşünüyorum. Bu 3 karşılaşmayı günün kuponuna aldım. Kayseri Spor, Hatay Spor toparlamak gerekirse 2,5 gol üstü. Konya Spor, Giresun Spor 2-3 gol ve Hetafe Levante'de de Hetafe galibiyeti beklentim var. Bu karşılaşmaları iddia.com'dan oynarsanız 5,5'un üzerinde bir oran vermekte. Onu da size aktarmış olalım. Tabii bu hafta sonu iddiada oldukça güzel karşılaşmalar var. Onu da söylemek lazım. Sadece Süper Lig'de bile oldukça değerli, gayet keyifli geçmesi beklenen maçlar önümüze çıkıyor. Mesela yarın saat 16'da Trabzonspor Kasımpaşa, saat 19'da Fenerbahçe Başakşehir maçları var. Pazar günü saat 16'da Alanyaspor Galatasaray, Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmaları. Tüm bu mücadeleler dikkate değer. Premier Lig'de bu hafta sonu tek mücadele
mücadele var. O da bir erteleme karşılaşması. Yarın yani cumartesi günü saat 21'de Burnley Watford'ı ağırlayacak. Premier Lig'de bir FA Cup arası var. Onu da söylemiş olalım. Neden maç yok diye düşünürseniz, sebebi FA Cup hafta sonunun olması. Bunun dışında şöyle bakacak olursak Bundesliga geri dönüyor. Bundesliga'da da yine cumartesi günü saat 20.30'daki Bayern Münih-Leipzig mücadelesi dikkat çekici bir karşılaşma. Bayern Münih tahmin edebileceğiniz gibi karşılaşmaya ağır favori olarak çıkmakta. Bunun yanında İtalya Serie A'da yarın saat 20'de Inter Milan derbisi var. Saat 20'de bu karşılaşmayı Esport'tan ve Sport Plus'tan izleyebileceksiniz. İddiada da bahis yapmak için, kupon yapmak için güzel bir karşılaşma. Inter Milan mücadelesine favori olarak çıkan taraf. 1.60 civarında Inter'in oranı var. Milan'ın oranı da 3.60 civarında. Bu karşılaşmanın sonunda Esport'ta da biz program yapacağız, onu söyleyelim. Hani bu karşılaşmayı enine boyuna gayet güzel bir şekilde sizlere vermeye çalışacağız. Hemen ardından da Fiorentina-Lazio mücadelesi var. Yine Serie A'da pazar günü 22.45'te Juventus-Hellas Verona karşılaşması var. Juventus önemli bir golcü transferi yaptı devre arasında. Hellas Verona'nın başında Tudor var. Tudor Juventus'un eski oyuncusu, aynı zamanda eski yardımcı teknik direktörü. Hani orada da maçın bir hikayesi var. Yine o da hafta sonunda izlemeye değer karşılaşmalardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanında La Liga'da da pazar günü 18.15'te Barcelona-Atletico Madrid karşılaşması var. Barcelona Adama Traore, Aubameyang gibi önemli transferler yaptı. Atletico Madrid pek iyi bir dönemden geçmiyor. Onlar da bakalım Barcelona karşısında nasıl bir tepki verecekler. Bunu da hep beraber göreceğiz. Genel olarak tabii milli aranın bitmesiyle beraber ligler dönüyor. Ligler de güzel karşılaşmalarla dönüyor. Onu da söylemek lazım. Evet, iddiaya bakışımız bu şekildeydi. Şimdi buçuk reklamına kadar bir dinleyicimizi daha alacağız. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Fotomaç Gomis gerçekleri diye bir haber vermiş. Savaş Çorlu'nun özel haberi. Fotomaç demiş, sözleşme detaylarını açıklıyor Gomis'in. Ligde kalan 4 ay için Gomis 800 bin euro alacakmış. Önümüzdeki sezonda Gomis'in alacağı rakam 1.7 milyon euro olarak yazılmış Fotomaç gazetesinde. Gomis 15 gol atarsa 100 bin euro, 5 asist yaparsa da 30 bin euro bonus alacakmış. Galatasaray gelecek sezon şampiyon olursa Gomis'e tamı tamına 250 bin euro prim verilecekmiş. Fotomaç'ın haberi bu şekilde. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Tanıyalım sizi lütfen. İsmim Sabit. İstanbul'da yaşıyorum. Ben dünkü Atletico Bilbao Real Madrid maçıyla ilgili konuşacaktım. Bir şey dikkatimi çekti orada. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Atletico Bilbao futbolcuların hepsi ilk 11'de dahil, yedek futbolcular dahil hepsi İspanyol vatandaşıydı. Türkiye'de böyle bir şey olsa, tamamı yerli olsaydı ne gibi bir sorun olurdu? Ama o sadece Bilbao'ya özel bir şey. Sabit Bey, hani o Bilbao'nun Bask bölgesi takımı olması, yabancı oyuncu oynatmaması, yani o kulübün aldığı bir karar. Dolayısıyla onlar yabancı transferi yapmıyorlar. Kulüp politikası o, yıllardan beri de o şekilde devam ediyor. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Şöyle bir, ha bu arada hani dinleyicimiz dedi Türkiye'de böyle bir şey olsa nasıl olurdu? Barış abi, buraya çok fazla takılmıyor muyuz? Bu yerli yabancı konusunda. Eğer yani 11 tane yerli iyi oyuncu bulursanız 11 tane yerliyle de oynayabilirsiniz. Evet, o konuda yani bunu çok uzun zamandır çok defalarca konuştuk. Yani 14 yabancı kuralı olarak ifade edilen tanım yanlış. Onu Fatih Terim de çok güzel ifade etti. Onun kuralın mimarı oydu. Dedi ki minimum 14 yerli kuralıdır bu kural dedi. 14 yabancı kuralı değil. Daha artık bunun başka nasıl bir kelimelendirileceğini, nasıl anlatacağını bilmiyorum. O zaman Fatih Terim çok güzel söylemişti. Minimum 14 yerliyle oynamak zorundasınız. İsterseniz 25 yerliyle oynayın. Buluyorsanız, senin söylediğin gibi,
Oynarsınız rekabetçi mi? Olarak eğer bulabiliyorsanız Türkiye'de, Avrupa'da sizi çok iyi temsil edeceğini, size puan ve para kazandıracağını düşünüyorsanız, başarı kazanacağını düşünüyorsanız, bunu bir araya getirebiliyorsanız yapın. Ama sırf yerliyle oynayacaksınız diye kalite düşüyorsa, yerlideki kalitesizlik bizim kaderimiz olacaksa, onu da mesela çok güzel Ahmet Ağoğlu anlattı. Biz dedi geçmişte dedi sanayide, ticarette bunları yaşadık dedi. İthalata yasak getirildi dedi. Yerli ürün kullanılacak diye kalitenin nerelere düştüğünü, nasıl bir kalitesizliğe mahkum edildiğini halkın yaşadık dedi. İthalat yasağıyla, yani yasaklamalarla içeriye kalite getiremiyorsunuz. Kalite ne zaman geliyor? Kalite rekabet getirdiğinizde getiriyor. Rekabeti ne kadar serbest bırakır, desteklerseniz rekabet ortamını, rekabet kalite getiriyor. Siz yerlinin kaliteli olmasını istiyorsanız yerliyi rekabete açacaksınız kaliteli yabancıyla. Başka türlü yerliye kalite gelmiyor. Yerliye kalite gelmezse de Türk futbolu, Türk gençliği, Türk milli takımı bir yere gitmiyor. Türk takımları da Avrupa'da yerli oyuncuyla başarılı olamıyor. Gelen iyi yabancılardan, onların getirdiği rekabet ortamından, konfor alanından çıkan Türkler daha iyi performans gösterip forma bulmak için, forma almak için eşit şartlarda yarışıyorlar. Daha kaliteli yerli oyuncular çıkıyor. O yabancılardan öğreniyorlar da. Hem onlarla rekabet ediyorlar hem onlardan öğreniyorlar da. Alex örneğinde, Hacı örneğinde olduğu gibi. Tafarel örneğinde olduğu gibi. Popescu örneğinde olduğu gibi. Onlardan öğreniyorlar da. Van Hooydonk'un Türkiye'ye gelip de gösterdiği profesyonellikten öğreniyorlardı onunla antrenman yapanlar. Yani durumlar böyle. Fabian Ernst, Mario Gomez, bunlar gelsin Türkiye'ye. Gelsin de öğrensin bizdekiler, bir şeyler öğrensin. Profesyonellik öğrensin, kalite öğrensin. Nasıl davranılır, nasıl saha içinde davranılır, nasıl saha dışında davranılır, bunları öğrensinler. Bir yandan da böyle kaliteli oyuncularla rekabet etsinler, kendi konfor alanından çıksınlar, daha iyi top oynasınlar. Daha çok çalışsınlar, daha dinamik, daha atletik. Top tekniği vesaire, düşünme, 360 derece çevre kontrolü, ilk temas vesaire, bunları geliştirsinler. Bu yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ama bakıyoruz ucuz hamasetle, yok efendim milli marşı söyleyen oyuncu kalmamış da bilmem ne de, böyle abuk subuk konuşmalarla, ucuz hamasetle insanların milli duygularını oynayıp hiçbir faydası olmayan ülkeye, milli çıkarlarımıza hiçbir faydası olmayan siyasetler üretiyorlar, söylemler üretiyorlar. Millet de işte ne diyeyim artık, inanıyor bunlara. Şimdi bugün spor severler için güzel bir gün. Çünkü 2022 Kış Olimpiyatları saat 15'teki açılış seremonisiyle başlayacak. Türkiye'den de 7 sporcu Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak. Onu söyleyelim, hatırlatalım size. Tabii sporcularımıza başarılar diliyoruz. Kayak da atlamada Fatih Arda İpçioğlu, 24 yaşındaki sporcumuz mücadele edecek. Kayaklı koşuda İki sporcumuz var. İkisi de kadın. Ayşenur Duman 22 yaşında. Özlem Ceren Dursun 18 yaşında. Gencecik bir sporcumuz. Kayaklı koşuda mücadele edecek. Kayaklı koşu erkeklerde Yunus Emre Fırat, o da 22 yaşında, mücadelesini verecek. Alp disiplininde şöyle bir bakıyorum, iki sporcumuz var. 28 yaşındaki Özlem Çakırcıoğlu ve 21 yaşındaki Berkin Usta. Kısa mesafe sürat pateninde de 19 yaşındaki gencecik Furkan Akar kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecekler. Kış olimpiyatları TRT'den verilecek. Pekin'de olduğunu söyleyelim. 7 sporcumuza da canı yürekten başarılar diliyoruz. Umarız onlar açısından güzel olimpiyatlar olur. Kış sporlarını, kış olimpiyatlarını izlemek keyiflidir. Ben çocukluğumda çok izlerdim Barış abi TRT verdiği zaman. Bakalım bu kez nasıl olacak. Kar da seviyoruz ya. Aynen. Karlı görüntüleri izlemek de güzel. Kış olimpiyatları çok da estetik. Aynen, keyifli olur. Yaz olimpiyatları da güzel. Olimpiyatlar güzeldir. Spor güzeldir. Spor izlemek güzeldir. Spor yapmak güzeldir. Saat 15'te başlayacak olimpiyatlar. Bir kez daha hatırlatmış olalım onu da. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz artık. Yavaş yavaş da programın ve haftanın sonuna geldik sabah sporu için. Az önce kış olimpiyatları başlıyor demiştik reklam öncesinde. Şimdi şöyle bir gazetelere bakıyorum. Trabzonspor'da fotomaçla alakalı olarak olası bir transfer yazılmış. Görüştüğü yerli stoperlerde bir türlü istediğini elde edemeyen Trabzonspor, Trondsen'in ayrılma ihtimaline karşı Lazio'dan Patrici listesine dahil etti denmiş. Lazio ile çıktığı 140 maçta 2 gol atan ve 4 asist yapan Patrici uzun yıllar Barcelona B takımında top koşturmuş. 1.84 boyundaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyormuş Lazio ile. Hamşik'in belirsiz olduğunu söylemiştik. Bu arada Trabzonspor'da Trabzonspor'la ilgili yapılan haberlerde şu gözüme çarptı. Yunus Mallı'nın oldukça iyi çalıştığı ve Kasımpaşa karşısında 11'de oynarsa sürpriz olmayacağı. Yunus Mallı Trabzonspor'a geldiğinden beri bir türlü beklentileri karşılayamamıştı ama son dönemde onun da formunun yükseldiği hep yazılıp çizilmekte. Bakalım Abdullah abici ona güvenip 11'de forma şansı verecek mi? Bakasetas'la alakalı olarak Bakasetas'ın bugün son bir kez daha teste gireceğini ve yine negatif çıkarsa kadroya alınabileceğini söylemiştik. Devam edelim. Fenerbahçe ile alakalı olarak Eren Elmalı haberi yine yazılmış. 21 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin bir girişimi olmuş. Bunun dışında İngiliz basınında The Sun gazetesinin haberi Löw yazın geliyor diye Fenerbahçe'ye verilmiş ama büyük ihtimalle The Sun'da Türkiye'deki haberleri kaynak olarak almıştır. Onu söylemek gerekiyor. Efecan sezon sonuna kaldı diye bir haber görüyorum. Efecan Karaca ile ilgilenmişti Fenerbahçe, Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusuyla. Sinan Gümüş'ün de içinde yer aldığı bir teklif sunulmuştu Alanyaspor'a ancak bu transfer gerçekleşmedi fotomaça göre ve sezon sonuna kaldı. Ozan Tufan Fenerbahçe'nin yeni transferi, o da antrenmana çıktı, daha doğrusu takıma geri döndü, yeni transfer demesek de. Ozan Tufan'ın da Watford'a 93 kilo olarak gittiği ve 84 kilo olarak döndüğü yazıldı dünden beri. Yani Ozan Tufan 9 kilo kaybederek İngiltere'den geri dönüyor ki Ozan Tufan'ın Fenerbahçe kariyeri sürekli olarak fazla kiloları yüzünden eleştirilmişti. Zaman zaman Ozan Tufan'ın fit olduğunu gördük ama zaman zaman da Ozan Tufan hakikaten fazla kiloluydu. Şimdi habere göre Ozan Tufan 9 kilo verdi ve bakalım onun da sezonun kalan bölümündeki performansı, beklentileri karşılayabilecek mi Fenerbahçe adına? Fotomaç gazetesinde Beşiktaş'la alakalı olarak sıra Kaan Ayhan'da diye bir manşet görüyorum. Getson Fernandes'i 4+1 yıllık renklerine katan Beşiktaş, Kaan Ayhan için menajeri Ersin Akan'a yetki verdi. Sassuolo ile görüşmeleri Akan yapacak. Kaan Ayhan'a Beşiktaş'ın ilgisi uzun süreden beri var. Hatta Ahmet Nur Çebi ara transfer dönemi için sezon içinde Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'dan bahsetmişti. Kaan Ayhan'a daha sonra Trabzonspor'da ilgi duydu ama Sassuolo'nun çok ciddi rakamlar istemesiyle beraber iki kulüpte bu transferi bitiremedi gibi gözükmekte ama Kaan Ayhan'ın da Sassuolo'dan ayrılması ve Türkiye'ye gelmesi, bilemiyorum, hani bu Beşiktaş'ta olabilir, Trabzonspor'da olabilir, çok muhtemel gözükmekte. Devam edelim. Diğer takımlarla ilgili şu ana kadar okumadığım bir haber olursa onu da sizlerle paylaşmak için şöyle bir gazetelere göz atıyorum. Birkaç gündür yazılıyor. Denizli Spor zor durumda olan kulüplerimizden bir tanesi. Subotic engeline takıldı deniyor. Subotic'e Denizli Spor'un tam 17,5 milyon lira borcu varmış ve transfer yasağını kaldırmak için Subotic ile Denizli Spor'un anlaşması gerekiyor. Ancak Sırp stoper de indirime yanaşmıyormuş. Sadece 5 maça çıktı Subotic. Tabi Subotic neden Denizli Spor'a transfer edildi artık kariyerinin son döneminde? Neden böyle bir kontrat verildi? Bunlar hep işte herkesin sorduğu ama bir türlü cevaplarının açıklanamadığı sorular. 17,5 milyon lira Subotic'e borcu var ve Denizli Spor transfer tahtasını açamıyor. Fotomaç'ta az önce Gomis'in sözleşme detaylarından bahsetmiştik. Onunla ilgili de geniş bir haber yapılmış. Ben size detayları vermiştim. Savaş Çorlu'nun haberi.
Gomis Al Hilal'de oynadığı son 6 maçın sadece birinde 90 dakika sahada kalmış. Son 3 maçta 57 dakika süre almış ve oynadığı son 10 karşılaşmada da 3 gol atmış. Ama Gomis'in Al Hilal kariyeri genel olarak çok başarılı. Son dönemde belli ki artık ayrılık belli olunca, ayrılık gündeme gelince biraz daha az forma şansı bulmuş Gomis. Galatasaray'da ilk karşılaşmada oynamayacak ama iyi bir profesyonel olduğunu biliyoruz. O da çalışıp Galatasaray'da bir iki karşılaşma sonra kendine gelecektir. Galatasaray'da Futbol Akademisi öğrencilerinden demeyelim tabii, oyuncularından Özgür Baran Aksakay ile profesyonel sözleşme imzalanmış. 2024-2025 sezonu sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmış Özgür'le. Özgür 10 numara pozisyonunda oynuyor ve U19 liginde 13 maçta 3 gol attı. En son Bartu Elmaz'ı kaybetmişti Galatasaray. Marsilya'ya anlaşmıştı oyuncu. Özgür Baran'da da böyle bir tehlike olduğunu sezecek ki Galatasaray sözleşmesini uzatmış oyuncunun. Konya Spor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çikaleşi ile 2 yıllık kontrat yenilendi. 31 yaşındaki oyuncu 2024 yılına kadar Konyaspor'da kalacak ve bu sezon 19 maçta 5 gol 2 asistlik katkı verdi golcü oyuncu. Konyaspor'da bu şekilde santrafor sıkıntısını, ileride olabilecek santrafor sıkıntısının önüne geçmiş oldu ki Çikaleşi, hani İlhan Polut'un da sisteminde önemli bir oyuncu. Devam edelim. Emre Belezoğlu'yla ilgili bir haber görüyorum. Emre Belezoğlu, Sarı Lacivertli ekipte sportif direktörlükten takımın başına geçtiği dönemi anlattı demiş Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe'ye asla yanlış yapmadık. Tabii hafta sonunda Fenerbahçe-Başakşehir maçı olunca böyle haberler de fazlasıyla çıkıyor. Emre Belezoğlu sportif direktör olarak çalıştı. Futbolu bitirdikten sonra teknik direktörlük yaptı. Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'si şampiyonluk için fırsat da yakaladı. Sivas Spor maçı kaybedilmeseydi belki büyük ihtimalle şampiyon da olacaktı Fenerbahçe. Başkan ve Erol Hoca dahil Fenerbahçe'de herkesle güzel duygularla ayrıldım demiş Emre Belezoğlu. Sportif direktörlükten hocalığa geçişi başkan istedi. Benim kafamda da bu durum yoktu ama kulübün o dönemde buna ihtiyacı olduğu için kabul ettim. Elimizden geldiğince doğru işler yapmaya çalıştık. Mutlaka hatalar olmuştur ama bilerek bir hatamız olmadı demiş Emre Belezoğlu yaptığı açıklamada. Yine Hürriyet gazetesinde Efecan'la ilgili bir haber var. Fenerbahçe'nin kapısından dönen Efecan çok üzgün haberi yapılmış. Transferi rafa kalktı. Efecan Karaca yıkıldı. Hürriyet gazetesinde bu haber. Efecan Karaca da biliyorsunuz Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Fenerbahçe'nin gündemine geldi ama bu iki transfer de bir türlü gerçekleşmedi. Efecan Karaca da Alanya'da kalacak gibi gözükmekte. Sezon sonunda tabii ne olur onu bilmek çok kolay değil. Birçok farklı gazetede Erik Pulgar'la ilgili analizler var. Bir tanesini sizlerle paylaşmıştım. Milliyet gazetesinde de benzerini görüyorum. Enerjisi yüksek bir oyun lideri denmiş Pulgar için, Galatasaray'ın yeni 6 numarası için. Bunu da tabii hep beraber göreceğiz. Ceyhun Kazancı'nın açıklamasını görüyorum yine Milliyet gazetesinde. Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Portekizli yıldızı uzun vadeli kadro yapılanmasının bir parçası olarak transfer ettiklerini söyledi. Getson için sadece 1-2 yıl değil, uzun süreli planlarımız var demiş Ceyhun Kazancı. Çok konuşuldu tabii Getson Fernandes transferi ama açıklaması da bu şekilde olmuş Beşiktaş sportif direktörünün. Ozan Tufan'la ilgili şöyle bir haber var Posta gazetesinde. Hazır geldim, bir eksiğim yok. Eğer görev verilirse Başakşehir karşılaşmasında oynayabilirim. Diğer yandan Mesut Özil, hatırlayacaksınız, Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılmadı ama habere göre Mesut Özil'in Başakşehir'e karşı oynamasının zor olduğu belirtilmiş.
Aynı zamanda Gustavo Nuvan da tedavileri devam ediyor. Mesut Özil ve kaleci Altay da takımdan ayrı çalışmış. Altay için İsmail Kartal 2-3 haftaya kadar döner demişti. Altay'ın da yine bu hafta sonu oynanacak Başakşehir mücadelesinde Fenerbahçe'nin kalesinde olması beklenmiyor. Onu da yeri gelmişken size hatırlatmış olalım. Evet, şöyle bir gazete turuyla artık Sabah Sporu'nun da bu haftalık sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sabah Sporu'ndan bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Barış Ertüğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.